Korku nedir? Korku. Korku filmi izlerken korkmak mıdır? Yoksa uyurken kapıdan bir şeyin geleceğini düşünmek midir? Korku gece olması mıdır? Korku bizim hayal gücümüzden başka bir şey değil bence. Korku kendimizi korkutmaktır. Kendi kafamızda yarattığımız bir filmden başka bir şey değildir. Şu günlerde cinli köylerde geçen korkunç olaylardan oldukça fazla bahsediliyor ve bu durum insanları çok etkiliyor. Ben de biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Ben anlatılan bu cin basmış köy hikayelerine ya da cin basmış köylere inanmam. Bana göre boşaltılan çoğu köyün nedeni çok farklıdır ama bu hikayeler durmak bilmez. Bir köy boşaltıldığı an hemen bu tür hikayeler uydurulur. Yine kulağıma cin basmış bir köyün hikayesi geldi. Artık bu saçma şeylere dayanamaz oldum. Benim gibi böyle şeylere inanmayan bana çok yakın bir kuzenim var. Olan biteni ona anlattım ve o köye sadece bunun aksini kanıtlamak için gitmemiz gerektiğini düşünüp bir hafta sonra yola çıkma kararı aldık. Gideceğimiz güne kadar saçma sapan rüyalar gördüm. Bu rüyalar gideceğimiz köy hakkındaydı ve rüyaların hepsi aynıydı. Rüyamda bir dağın eteğinde küçük bir ev vardı. O eve girmek istemiyordum. Ancak istemsiz bir şekilde o eve doğru gidiyordum. Tam içeriye girdiğim anda son derece endişeli olduğumu hissediyordum. Etrafa şöyle bir baktığımda evin içinde ölü hayvanlar ve içinde ne olduğu belli olmayan buğulu kavanozlar görüyordum. Sonra birden ev sallanmaya başlıyor, ardından kapı açılıyor, bir şey bana doğru yaklaşıyordu. Ben ise donup kalıyordum. İşte tam burada uyanıyordum rüyamdan. Gitmemize birkaç gün kala kapı çaldı. Gelen liseden arkadaşımdı. Beni ziyaret etmeye gelmişti. Gideceğimiz yeri ve amacımızı ona da anlattım. Bu maceralı yolculuğa onu da çağırdım. Önce garip bir şekilde güldü ve sonra kabul etti. Kendisi en sevdiğim arkadaşımdı. Eskiden birlikte cin videoları ve filmleri izleyip korkmak yerine dalga geçer gülerdik. Beklenen gün gelmişti. Kuzenim arabasıyla gelmiş. Akşamı 3 kişi geçirmiştik. Sabah gün doğmadan kalktık. Ekipmanları hazırladık ve yola koyulduk. Yolda gideceğimiz yer hakkında dalga geçiyor, şakalar yapıyorduk. Hiçbirimiz gideceğimiz yer hakkında endişeli veya korkulu değildik. Çünkü hiçbirimiz böyle şeylere inanmazdık. Yol daha doğru çıkıyordu. Ağaçların daralttığı yol yukarıya doğru devam ediyordu ve sık olan ağaçlar ormanı görmeyi imkansızlaştırıyordu. Saat sabahın 8'iydi. Köye daha yeni ulaşmıştık. Bazı evler yanmıştı. Diğerleri ya eskiydi ya da çökmüştü. Önce evde mi yoksa getirdiğimiz çadırda mı kalacağımız hakkında konuştuk. Hava çok soğuktu. Bu yüzden evlerden en sağlamını bulup kalmayı seçtik. Köyün ormana bakan tarafında sağlam bir ev bulduk. Kapı kapalıydı ve kilitliydi. Kapı pek sağlama benzemiyordu. Biz de zorladık ve kapı açıldı. İçerisi toz doluydu. Eşyaların hepsi yerli yerinde. Sadece eskiydi. Evi havalandırıp kalacağımız odayı az da olsa temizleyebildik. Şömineyi yakıp başında oturduk ve sohbet etmeye başladık. Kısa bir süre sonra kapı çaldı. Hepimiz şaşkındık ve birbirimize bakıyorduk. Ben açmaya gittim. Diğerleri ise arkamdaydı. Kapıyı açtığımda karşımda bir kadın duruyordu ve bana köyümüze hoş geldiniz dedi. Biz ise şaşkındık. Kadına burada kimsenin yaşamadığını duyduğumuzu söyledim. Kadın fazla kişi yaşamıyor, sadece ben ve birkaç köylü dedikten sonra benim gitmem gerek deyip elindeki yiyeceği bize verdi ve köy yerinde ormana doğru yürümeye başladı. Biz bu durum üzerine son derece şaşkındık. Kadın niye ormana gitti diye düşünüyorduk. Arkadaşım yiyeceği yiyecekti ki eline vurdu ve tabak yere düştü. Bana niye böyle bir şey yaptın diye sordu. Ben ise kadına güvenmememiz gerektiğini söyledim. Kim bilir içinde neler var deyince haklısın deyip tabağı ateşe attık. Akşam iyice çökmüştü. Bizim ise uykumuz gelmişti. Kuzenim ilk nöbet bende deyip salona gitti. Sabah olmuştu.
Kuzenim ise salonda oturuyordu, pencereden bakıyordu. Ben bir şey var mı diye sorduğunda cevap vermedi. Çok düşünceli bir şekilde ormana doğru bakıyordu. Sonra bana bakıp pardon dalmışım dedi. Neden dedim. Bir şey mi var dedim. O da bana bu ormanda garip şeyler oluyor. Köyden bahsetmiyorum bile. Siz arka odada olduğunuz için duymamışsınızdır. O kadın yalnız değildi. Siz uyuduktan sonra en az 20 kişi daha kapıyı çaldı. Ben kapıyı açmadım. Çünkü bu kişiler ormanın içinden çıkıp geliyordu dedi. Ben ilk defa korkmuştum ve şaşırdım. Peki nasıldılar? Neredeyse hepsi garip bir şekilde yürüyordu dedi. Kahvaltı yapıp ve olanları konuştuktan sonra kameralarımızı alıp köyü araştırmaya gittik. Köyde her şey normaldi derken arkadaşım yanan evlerde insan kemikleri buldu. Diğer yanan evlere baktık. Onlar da aynısıydı. Hepsinde yanmış insan kemikleri vardı. Birinde yarısı yanmış bir defter sayfası buldum. Not olarak bir yere iliştirilmiş gibiydi. Üstünde şunlar yazıyordu. Köyümüz çok güzel bir yerdi. Ta ki o kadın gelene kadar. O kadın geldiğinden beri köyde doğru dürüst hasat olmuyor. Hayvanlar ve insanlar garip bir hastalığa yakalanıp ölüyor. Diğer insanlar ise bu köyün lanetlendiğini, cinler tarafından ele geçirildiğini söylüyorlardı. Kalanlar, yani bizler ise zar zor yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Olamaz. Onlar geliyorlar. Geldiler. Evi yakıyorlar. Notta yazanlar burada bitiyordu. Bu not bizi korkutmuştu ama aksini kanıtlamadan buradan vazgeçemezdik. Notta yazan kadını bulmamızın gerektiğini söyledim. Kaldığımız yere giderken diğer evlerden uzak, dağın eteğinde bir ev gördük. Bu ev rüyamdaki evdi. Kuzenim, hadi bir tek o eve gitmedik. Oraya gidelim. Ondan sonra eve döner, daha güzel bir plan ve daha çok kişiyle buraya geliriz dedi. Ben bu evi rüyamda gördüğümü, o eve girmememiz gerektiğini söyledim. Arkadaşım ise, hadi ama biz böyle şeylerden korkmazdık dedi ve orada bir şey bulamayacağız. Gel dedi. Ben bu seferlik siz gidin. Ben gelmeyeceğim dedim. Onlar da kabul edip gittiler. Ben ise kaldığımız yere döndüm. Geri kalan odunlarla ateşi yakıp düşüncelere daldım ve uyumuşum. Sabah uyandığımda çok dinlenmiş bir haldeydim. Hemen kalkıp kuzenimle arkadaşıma baktım. Yoklardı. Eve gelmemişlerdi. Büyük bir endişe kapladı içimi. O korkuyla o eve doğru gittim. Evin önünde kendimi cesaretlendirmeye çalışıyordum. O sırada kapı kendiliğinden açıldı. Ben hiç düşünmeden içeri girdim. İçerisi tıpkı rüyamdaki gibiydi ve yerde yatan arkadaşım ve kuzenimi gördüm. Gördüklerim çok iğrençti. Sanki ikisi de vahşi bir hayvan tarafından parçalanmış gibiydi. Ben ise beynimden vurulmuşa döndüm. İkisi de ölmüştü. Hemen kuzenimin elinden kamerayı ve arabanın anahtarını alıp gözüm yaşlı bir şekilde evden koşarak uzaklaşmaya başladım. Sonra yanmış halde olan evler birden alev aldı ve o evlerin içinden acı içinde çığlık atıp yardım isteyen sesler geliyordu. Birden etrafı garip bir şekilde görmeye başladım. Sanki sarhoştum. Ayağa zar zor kalktım ve dengesiz bir şekilde yürümeye başladım. Arabaya nasıl bindiğimi bile hatırlamıyorum. Uyandığımda hastanedeydim. Köyden uzaklaşmayı başarmışım ama kaza yapmışım. Polisler de başımda bekliyordu. Nasıl kaza geçirdiğimi anlattıktan sonra gittiler. Ben içinde malzemelerimin olduğu poşeti aldım. Kamerayı açıp kaydı izlemeye başladım. İzlediklerim beni şok etmişti. Video kaydında garip bir kadın vardı ve garip dilde bir şeyler fısıldıyordu. Arkadan acı içinde çığlık sesleri geliyordu. Sonra kadın hiçbir şey olmamış gibi gitti. Hemen araştırmalıydım. Önceki araştırmalarımdan tanıdığım bu konu üzerine ilim sahibi olan bir adam vardı. Numarasını bulduktan sonra onunla konuştum. Olanlardan bahsettim biraz. Beni evine davet etti. Adamın evine gittim. Video kaydını görebilir miyim dedi. Kamerayı verdim ve izledi. Burası benim eski köyüm dedi. Sizin orada ne işiniz var? Söylenenleri hiç duymadınız mı dedi. O köy tehlikeli.
O gördüğün kişi, büyücü kadın, o köyün o hale gelmesine neden olan kişi, sen canını iyi kurtarmışsın dedi. Ne kadar büyük bir felaketten kurtulduğumu o zaman daha iyi anladım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu hikayede bir hüddamın tedavi ettiği hastayla ilgili yaşadığı olayı seslendiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan yaklaşık birkaç hafta önce bir arkadaşım aradı. Bana yakın bir yerde ciddi sıkıntılar yaşayan birisinin olduğunu, maddi durumlarının çok kötü olduğunda falan bahsetti. Bu tedavileri de para karşılığı yapmadığımı bildiği için yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ben de tabii olur, Allah'ın izniyle yardım edebileceğimi söyledim. Daha sonra beni arayan arkadaşımla birlikte bu kişilerin evine gittim. Aracı olan arkadaşımın işi olduğu için beni bırakıp o işi halletmek üzere yanımızdan ayrıldı. Ben de sıkıntı çeken kişiyle ilgili gerekli bilgileri babasından aldım. Nasıl bir durumla karşı karşıya olduklarını sordum. Hocam, benim kızımda bir hal var. Onun yaşadığı eve giremiyoruz dedi. Böyle söyleyince ben de nasıl eve giremiyorsunuz? Aynı evde yaşamıyor musunuz dedim. Bu arada rahatsız olan kişi bu adamın kızı. Adamın kızının yan binada olduğunu, tek başına yaşadığını söyledi. Kendileri de kızından uzak olmamak için yan binada yaşamaya başlamışlar. Kızları evden hiç çıkmıyormuş. Sadece yemek vermek için kızlarının yanına kalabalık şekilde gittiklerini, yemeği koyup hemen evi terk ettiklerini söyledi. Bu olayın ne kadar süredir devam ettiğini sordun. Yaklaşık 6 aydır bu durumda olduklarını söyledi babası. Kızın babasına, 6 aydır kızınızla konuştunuz mu? Yanına girip sıkıntı neymiş, sormadınız mı dedim. Hocam, girmemiz mümkün değil. Birkaç kez denedik ama nafile. Hanımımın psikolojisi bozuldu. Kendi kızından ölümüne korkar hale geldi. Eve yemeği bırakırken bile onu görmemek için sessiz sedasız girip çıkıyoruz dedi. Yardım etmek isteyen hocalar oldu ama giren hoca yanımıza bile uğramadan çekip gitti. Arayıp niye çekip gittiklerini sorduğumuzda korkudan konuşmak istemiyorlardı. Tek söyledikleri Allah o kıza yardım etsin diye dua ediyorlardı. Ne oldu da böyle bir durum yaşadınız diye sordu. Bazı detaylar öğrendikten sonra kızın bulunduğu apartmana gitmek için hazırlık yaptım. Kızın bulunduğu bina 3 katlıydı. Adamın anlattığına göre bu bina onlara aitti. İlk 2 katı boştu. Kızı ise 3. katında bulunuyordu. Adam bu olaylardan sonra evde yaşayamaz olmuş. Yan binaya kiraya çıkmış. Her neyse, hazırlığımı yapıp diğer binanın etrafında bir tur attım kızın babasıyla birlikte. Biraz havadan sudan, biraz da evle ilgili sorular falan sordum. Kasvetli bir hava vardı. Akşamla ikindi arası bir vakte gelmişti saat. Kızın babasına daha da geç olmadan kızın yanına çıkalım dedim. Kızın babası, hocam girişe kadar gelirim yanında, içeriye giremem dedi. Ben de olur mu öyle şey, senin de içeriye gelmen lazım dedim. Sonuçta karşımdaki kız evladımdı. Namahrem durumlar ortaya çıkabilir, üstünün örtülmesi gerekebilir diye gelmesinin gerektiğini söyledim. Erkek olsa böyle bir şeye ihtiyaç duymam ama bir bayan olunca böyle durumlar doğabiliyor. Üstünü başını yırtmalar ya da o an abes bir halde olabilir diye. Kızın babası ısrarla eve giremeyeceğini, bana girişe kadar eşlik edebileceğini söyledi. Belli etmesem de kızın babasına kızdım. Sonuçta senin evladın. Ne kadar çekinsen de ona yardım etmek için bunu yapman lazım. Adam ısrarlarıma rağmen girişe kadar geldi, içeriye girmedi. Babasına baktığımda adam titriyor ve terliyordu. Adam, hocam ben binadan çıkayım mı diye korku içinde soruyordu bana. Adamı sakinleştirmek için Allah'ın yardımıyla kızını ona sağlıklı bir şekilde
geri getireceğimi söyledim. Sen sadece kapıda dur dedin. Kapıyı hafif aralık bırakıp evin içinde ilerlemeye başladım. Evin uzunca bir holü vardı. Sağımda ve solumda karşılıklı odalar ve en karşımda kapısı kapalı olan bir oda vardı. Bütün odalara bakmıştım. Bakmadığım bir tek oda vardı. Tam karşımdaki oda. Odanın kapısını usulca açtığımda, subhanallah, odanın tavanına kadar yükselmiş şekilde duruyordu. Ben de bir iki adım atarak odaya girdim. Girişimle beraber yüksek bir nidayla başladım okumaya. Cin suresindeki ayetleri ve bazı muhafaza dualarını okudum. Onun anlayabileceği lisanda seslendim ona. Ama nafile bana cevap vermiyordu. Bir anda bacaklarımda sızı hissettim. Jilet kesiği gibi kesikler oluştu ayağımda. 6 ayda bu kızcağızın vücudunda iyice palazlanmıştı. Ben tam olarak ne olduğunu bilmediğim için bu kadar tesir edeceğini düşünmemiştim. Bu yüzden tam hazırlanıp girmemiştim. Zorlandığım için odadan geri çıkıp kapıyı kapattım. Dışarı çıktığımda başka hazırlıklar yapıp eksiklerimi giderdim. Bir daha girdiğimde Rahman suresini okumaya başladım. Sureyi okumaya başlamamla beraber o hemen yere indi. Boğazından yakaladığım gibi şah damarının altında, göğüs kafesinin içinde, menfez dediğimiz bir yerde olur bunlar. O menfezden içeri o konuyla ilgili ayetleri okumaya başladım. Yaklaşık 25-30 dakika sonra mahluk bana cevap vermeye başladı. Ona dedim ki, ey mahlukat, eğer bu kişiyi bırakmazsan seni yok edene kadar bu ayetleri okuyacağım dedim. Bana direnmeye devam etti. O an kafamı karıştırmaya çalıştı. Düşüncelerimi hükmetmeye çalıştı. Bu boşluktan yararlanıp beni duvara fırlattı. Beni fırlattığı o an ölüm geçti aklımdan ama Allah selamet versin ki o da zayıf düşmüştü. Bana ikinci bir hamle yapamadı. Ben de Allah'a sığınarak tekrar boğazına yapıştım. Ona anlayacağı lisanda tekrar seslendim. Bu bedenden çıkmasını söyledim. Bu kızdan 6 ayda alabileceği her şeyi aldığını, artık ona hayır gelmeyeceğini söyledim. Artık kız da cin de son noktadaydı. Cin dediğimi kabul ederek bu kızın bedenini terk etti. İnsanlar gibi cinlerde de yeminler geçerlidir. Bedenini terk ederken vallahi billahi tallahi diyerek yemin edip çıkıp gitti kızın bedeninden. Müslüman olan cinler bu yeminlerin dışına çıkmazlar. Yemini etmesiyle beraber kızın ağzından biz belengeç deriz ona. Belengeç çıktı. Çıkan belengeci öldürdüm. Belengeç öldürünce cin ölmüyor. Sadece o bedendeki tesiri yok oluyor. Kız yarı baygın halde yere serildi. Ben de babasını çağırmak üzere kapıya yöneldim. Kapıya baktığımda babası çoktan binayı terk etmişti. Ailesinin bulunduğu eve gidip kızlarının kurtulduğunu ama tedavi görmesi gerektiğini, kızlarını evden alıp sağlık kontrolüne götürmemiz gerektiğini söyledim ama ne annesi ne babası hala korkuyordu. Eve gelmek istemiyorlardı. O kadar dil döktüm ama ikna edemedim. Aile maddi manevi ve psikolojik açıdan bu olaylar yüzünden bitmiş tükenmişti. Neyse, ben kızın babasını hala ikna etmeye çalışırken benim oraya gelmeme vesile olan İbrahim abi geldi. İbrahim abi, Allah aşkına gel. Şu kızı evden alıp hastaneye götürelim. Ben üzerime düşeni yaptım. Kızın hastaneye de götürülmesi lazım dedim. İbrahim abiyle beraber ambulansı aradık. Geldiler, kızı aldılar. Kızın ailesini de biz alıp hastaneye gittik. Kızın ailesi kızın durumunu anlatabilecek durumda değildi. Acildeki doktora güzelce durumu izah ettim. İnanır mı, inanmaz mı? İman eder mi, etmez mi? Bunlara girmeden kızın durumunu anlattım doktora. Şükürler olsun ki kız iyileşti. Ailesi de duacımız oldu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi
Diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Süleyman. Samsun, Hakya köyünde yaşıyordum. Başımızdan geçen olaylara kadar. 16 yaşında çocuktum. Kardeşim Ayaz ile evde oturuyorduk. Ayaz 13 yaşında, tek kardeşim. Annemle babam evde olmadığı için ben bilgisayarda, Ayaz da benim telefonumda oyun oynuyordu. Sabahtan akşama kadar sıkılmadan oyun oynadım. Annemden gelen telefon ile kardeşim yanıma geldi. Abi, annem arıyor dedi. Telefonu açtım. Annem, oğlum, biz babanla geç geleceğiz. İşimiz uzadı. Kardeşine sahip çık dedi. Tamam deyip telefonu kapattım. Bilgisayara nasıl daldıysam acıkan karnımı fark etmedim. Aynı şekilde kardeşim de acıkmış. Dünden kalan yemekleri sofraya oturup yemeye başladık. Kardeşim öylece yemek yerken bir anda donukluğunu gördüm. Bana bakarken ağzından yemek önüne akıyordu. Onun o görüntüsü beni sinirlendirmişti. Lan oğlum yemeğini düzgün yesene. Ne vardı öyle bakıyorsun? Amacın ne deyip yanlamasına kafasına vurdum. Ama ifadesi hala değişmedi. Hala bakıyordu. Onun bu hali beni korkuttu. Ayaz, bak dalga geçme. Döverim seni. İnsan olsana dedim. Hala aynı şekilde bakmaya devam ediyordu. Bu sefer endişe etmeye başladım. Korkudan gözlerim doldu. Kardeşime bir şey mi oldu diye düşünmeye başladım. Masadan kalkıp yanına geçtim. Ama bana bakmıyormuş. Onun baktığı tarafa baktığımda, mutfağın camında, bize doğru bakan, bir gözü beyaz, bir gözü kırmızı olan bir varlık gördüm. Ağzından kanlı toprak mı desem, anlam veremediğim bir sıvı akıyordu. Onun bizi izlemesini izlerken, birden kafama aldığım darbeyle o görüntü kayboldu. Etrafıma baktığımda, annemle babam eve gelmiş, başımızda bize bakıyorlardı. Babam, Bismillah deyip bir tane kardeşime vurdu. Kaldığı yerden yemek yemeye çalıştı. Annem kardeşimi kaldırıp lavaboya götürürken fark ettim ki kardeşim altını ıslatmış, öylece robot gibi yürüyordu. Annem kardeşimin üstünü değiştirdikten sonra babama çıkışmaya geldi. Bu çocukların haline ben demedim mi sana yardım etmeyelim diye dedi. Bir saate yakın yatak odasında tartıştılar. Salona gelip halimizi kontrol ettiler. Kardeşim de ben de normaldik. Babam bize, oğlum, birkaç gün annen evde kalacak. Kardeşin de sen de. Annenin sözünden çıkma. Anneni üzmeyin. Telefon mu, bilgisayar mı, ne oynarsanız oynayın. Ama birkaç gün dışarı çıkmayın. Tamam mı dedi. Annem, çıkmazlar babası. Akıllıdır benim çocuklarım dedi. Daha demin odada tartışan ikili değil de başka biriydi sanki. Ama nedenini şimdi anlıyorum. Endişe ve panik olmamamız için yapmışlar. O gün geç olmadan yattık. Sabaha kadar o olayı rüyamda tekrar tekrar yaşadım. Her bitti dediğimde bir daha yaşadım. Bir süre sonra rüya olduğunu anladım ama bu sefer de uyanamamak korkuttu beni. Camdan bize bakan varlık neden bizi hedef alıyordu? Bir türlü anlayamıyorum. Bizi korkuttuğunda çıkarı ne olacaktı? Sabah ezanının sesiyle gözlerimi odamda açtım. Kardeşimle aynı odada kalmamıza rağmen kardeşim odada yoktu. Panikle annemle babamın odasına gittim. Baktığımda kardeşim, babam ve annemin arasında yatıyor. Tekrar uyumaya korkup oturup bilgisayarımı açtım. Ne kadar komedi programı varsa hepsinden en komiklerini izledim. İşe yaradı da kafam dağılmıştı. Bu süreçte annem uyanmış, çayı demleyip kahvaltıyı hazırlamış, arkamdan dürtüp masaya çağırdı. Babam, oğlum, gece bir şey yaşadın mı dedi kahvaltımızı yaparken. Ne diyeceğimi bilemedim. Korkmasınlar diye yalan attım. Yok baba, ne oldu dedim. Kardeşinin bağırtılarına odaya geldik. Kardeşini aldık götürdük. Bir kez bile gözünü açmadın. Zor sakinleştirdik onu. Sen de bir şey yoksa, buna da şükür, sen bari iyisin dedi. O böyle deyince ne kadar üzüldüklerini anlıyordum. Kardeşim de her zamankinden daha sakin ve sessizdi. Normalde böyle birisi değildir. Telefonu açar, kahvaltısını ya da yemeğini yerken illa YouTube'dan bir şeyler izler. Kahvaltının tadı yoktu resmen. Babamı uğurladıktan sonra kardeşimin yanına gittim. Gel bugün beraber oynayalım bilgisayarı deyip başına geçtik. Annem de diğer odada temizlik, çamaşırdır. Bu işleri yapıyordu. Kardeşime sessizce, Ayaz, gece ne oldu? Anlatsana dedim. Ben bunu der demez gözleri doldu. Kafasını kolumun altına alıp, oğlum sen delikanlı adamsın. Benden de cesursun. Anlat bana dedim. Merak ediyordum ama
kardeşimin üzülmesini de isteyemezdim. Gönlü olsun diye akşama kadar birlikte oyun oynadık. Akşam yemeği pişerken kapı çaldı. Babam geldi. Elinde iki büyük poşet abur cubur vardı. Normalde hiç bu şekilde alışveriş yapıp gelmezdi. Poşetleri alıp odamıza götürdüm. İçinden kolayı alıp dolaba koydum. Poşette yok yoktu. Yemek hazır olunca masaya oturduk. Babam beraber yiyin diye uyardı. Hep beraber yemeğimizi yedik. Biz odaya geçip cips, çikolata hepsini açıp yerken annemle babam mutfakta hararetli bir şekilde konuşmaya başladı. Onlar böyle tartışır gibi konuştuğunda canım sıkılıyordu. Benim canım sıkılıyorsa kardeşimin hali daha kötü oluyordur diye düşündüm. YouTube'dan video açıp izlemeye başladım. Sesimle bizimkilerin sesinin gelmeyeceği kadar açıp bir yandan yiyip bir yandan video izledik. Odanın kapısı açıldı. Babamla annem geldi. Oğlum, kulağınız mı duymuyor? Askısın dedi. Videoyu durdurup ne diyecekler diye dinlemeye başladım. Annem yatağıma oturdu. Babam da konuştu. Bakın oğlum, size iki tane kolye gibi bir şey takacağım. Bunu taktıktan sonra gece yatarken kötü rüya görmeyeceksiniz dedi. Elindeki muska olduğunu bildiğim iki muskanın birini bana, diğerini kardeşime taktılar. Annem oturduğu yerden söze girdi. Oğlum, tuvalete giderken çıkartın. Unutursanız bir şey olmaz ama bilerek isteyerek bunlarla tuvalete girmeyin. Oldu da içeride hatırladınız. İşinizi hemen bitirip kapının önüne koyun. İşiniz bitince takın dedi. Ben unutmazdım ama kardeşim unutabilirdi. Abilik görevi olarak bunu kendime görev bildim. Yedik içtik. Yatma saati geldi. İçimde bir korku vardı ama Allah'a şükür problemsiz şekilde geceyi atlattık. Kardeşim de uyandığında her zamanki gibi yatağında yatıyordu. Annem o gün bize bugün dışarıda oynayın, hava alın deyip evin önüne çıkardı. Kardeşim yine telefonla oynuyordu ama dışarıda olması temiz hava almasını sağlıyordu. Ben de yan komşumuz Recep'in yanına gittim. Seslendim duymadı. Kesin oyun oynuyordur diye düşündüm. Telefon da kardeşimdeydi. O yüzden arayamıyordum. İçeriden annesinin sesi geldi. Oğlum kapı açık. Gir diye. Kapıyı açıp Recep'in yanına gittim. Bilgisayarı kapıya dönük bulduğu için beni görmedi. Baktığımda savaş oyunu oynuyordu. Ensesine yavaşça vurup kulaklarını çıkarttım. Lan Recep, bilgisayarın parçalarını alsam haberin olmayacak. Oyunla bitirdi. Az dışarı çıkalım dedim. İlk başta yok falan dese de benim de bilgisayar aşığı biri olduğumu bildiğinden normalde dışarı çıkalım demeyeceğimi bildiği için tamam deyip oyununu bitirdi. Beraber dışarı çıktık. Recep, Süleyman hayırdır? Normalde beni dışarı çıkartmayı bırak, kendin dışarı çıkmazsın dedi. Hiç sorma, başımıza bir şey geldi. Müsait bir yere gidelim, anlatacağım dedim. Ben sigara içmiyordum ama Recep içiyordu. Çorabından buruşmuş paketi çıkarıp içinden bir tane çıkarttı. Ağzına koydu. Recep, bana da versene bir tane dedim. Sen içmezdin ne oldu dedi. Sen ver hele, anlatacağım dedim. Tamam dedi. Bir sigara da bana uzattı. Öksüre öksüre içtim. O gün sigaraya başlamış oldum ama o an fark etmedim. Sadece stresimi dağıtsın istedim. Sigara bittiğinde bir tane daha isteyip anlatmaya başladım. Kanka bak, şöyle oldu böyle oldu. Şunu yaşadık bunu yaşadık diye. Her şeyi anlattım. Kanıt olarak muskayı gösterdim. Şöyle bir durup iki adım geri attım. Lan bana da bulaşmaz değil mi dedim. Nereden bileyim oğlum? Bulaşmaz herhalde dedi. Ben de bir şey bilmiyordum. Tam eve dönecekken Süleyman, bize gel şimdi. Sen kokuyu almıyorsundur. Sana bir parfüm sıkalım. Onun da kokusu dağılana kadar bizde otur. Bizimkiler biliyor sigara içtiğimi. Ama bilmezden geliyorlar. Ayda bir paket anca içiyorum. Onu da bilgisayardan kalkarsam dedi. Evlerine gidip oturdum. Kok geçene kadar bekledim. Annesi yemek saati geldiği için sofraya çağırdı. Annem merak eder dedim ama ısrar ettiler. Recep'in telefonundan kendi telefonumu aradım. Kardeşime, anneme versene telefon dedim. Annem pek yönlü olmasa da tamam ye, yedikten sonra da hemen gel dedi. Yemek yerken Recep'in annesi benle konuşuyordu. Konuşurken de boynundaki muskanın iplerini gördü. Konuyu hemen değiştirip buna çevirdi. Süleyman, oğlum bir şey mi gördünüz de bunu taktı annen baban dedi. Evet Ayşe teyze, ama veremediğimiz şeyler oldu dedim. Sonra anlatmaya başladı. İşin aslı,
köyümüzde bir komşumuzun kızına musallat olmuşlar. Bir tane hoca gelmiş, muhtardan, köyden 5-6 kişi bulun demiş. Muhtar sırayla milleti aramış ama kimse pek sıcak bakmamış. Ayşe teyze ile kocası da annemle babam sevaptır diye gitmişler. Ondan sonrasında o da bilmiyor. Ama söylenene göre 20 yaşındaki bir kızı o kadar insan zapt edememiş. Bunu duyduktan sonra merakım iyice arttı. Bununla bizim ne alakamız olabilir ki? Benim suçum nerede? Bu olaydan etkilenebilirdim. En iyi ihtimalle annemle babamın bu tarz şeyler yaşaması lazımdı. Eve gittiğimde annem kızdı bana sanki ben yemek yapmıyorum diye. Bu tarz şeylere annem çok takılırdı. Akşama kadar kardeşimle bilgisayardan oyun oynadık. Ona çaktırmadan sordum. Başka bir şey yaşadın mı diye. O da yok dedi. İçim rahatlamıştı. Yaklaşık bir ay boyunca hiçbir şey olmadı. Ama o kara gecede başımıza gelenlerin korkusu dün gibi hala içimde yatıyor. Annemle babam o gün erkenden yattıydı. Ben de kulaklığımı taktım. Bilgisayardan oyun oynuyordum. Kardeşim de yatağında telefonumdan oyun oynuyordu. Kısık da olsa davul zurna sesi gelmeye başladı. Ama nasıl diyeyim, çok az dikkatimi çekmeyecek kadar. Fark ettiğimde kardeşim video izliyordur diye düşündüm. Oyuna devam ettim. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama kardeşim kafama birkaç tane vurdu. Sinirle döndüm. Kulaklığı çıkarttım. Dışarıdan gümbür gümbür davul sesi geliyordu. Ömrümde duymadığım şekilde zurna mı desem adına anlam veremediğim bir ses daha geliyordu. Saatin geç olmasından dolayı anlam veremedim. Oturduğum yerden dışarı baktım ama ışık da yoktu. Kim bu saatte böyle bir şey yapsın ki dedim. Kardeşime sen otur ben bakarım dedim. Cama yürüdüm. Dışarıda bir adam çoban kıyafetiyle elinde uzun kaval gibi bir şeyle öttüre öttüre keçilerini evimizin önünden götürüyordu. Gözlerimi ovuşturup bir daha baktım ama davul sesinin kaynağı gözükmüyordu. Ayrıca köyümüzde daha önce buradan bırakın keçi koyun geçmesini çoban bile geçtiğini görmedim. Ayaz arkadan neymiş abi diye seslendi. Ben de çoban geçiyor evin önünden dedim. Çoban iyice uzaklaştıktan sonra ses kesildi. Yarım saat daha durup yattık. Rüyamda kendimi camın önünde evimizin önünden geçen çoban ve sürüsüne bakarken bir noktada buldum. İlk başta anormal gelmese de sonradan ben bunu yaşamıştım dedim kendime. Sürü geçerken çoban durup bana gel işareti yaptı. Camı açıp dışarı çıktım. Yavaşça çobanın yanına gittim. Çoban önde, ben arkada, köyün dışına kadar yürüdük. Sürü o kadar uzundu ki arkasını göremiyordum. Köyün dışında ormanlık alana geldiğimizde hayvanlar anormal şekilde iki ayağının üstüne dikildi. Tüm sürü geldiğinde en arkada topal bir adam geldi. Davulu çıkarıp bana verdi. Çoban artık sen çalacaksın dedi. İstemsiz bir şekilde tamam deyip elimi aldım. Öylesine ritimli vuruyordum ki karşımdaki tüm o hayvanlar yavaş yavaş gözüme insan gibi gelmeye başladılar. Oynayıp zıplıyorlardı. Bir süre sonra oynamaya, davulla beraber takla atıp eğlenmeye başladım. Gözüm artık bir şey görmüyordu. En sonunda kalbim çatlayacak gibi olmaya başladı. Gözümden yaşlar akıyordu ama sebebini bilmiyordum. Ezanın okunması ile gözlerim karanlığa büründü. Annem, babam ve birkaç köylünün sesiyle gözlerimi açtım. Buradayım diye avazım çıktığınca bağırdım. Babam ileriden son hızıyla koşarak geldi. İlk defa onu böyle koşarken gördüm. Yanıma gelip bana yerdeyken sarıldı. Ama ellerim ve ayaklarım tutmuyordu. Kalk oğlum, eve gidelim dedi babam. Annem de arkadan koşarak geliyordu. İyice yaklaştığında yere dizlerinin üstüne çöküp ağlamaya başladı. Babama, baba, ellerimi ayaklarımı hissetmiyorum dedim. Babam beni kucakladı, anneme de kızdı. Çocuğun yardıma ihtiyacı var. Sen de böyle yaparsan bu çocuk ne yapsın dedi. Diğer köylülerle beraber bizim eve gittik. Beni banyoya soktular. Sadece donum kalacak şekilde soyup yıkadılar. Her yerimde kulaklarımın içine kadar çamur vardı. Ayaklarımdaki çamur akarken kan da akmaya başladı. Baktık ki çamurdan gözükmeyen ayaklarımın altı paramparça olmuş. Annem babama bağırıp git o hocayı işi de olsa ölüyor dese de getir. Babam direkt evden çıktı. Annem de beni yıkadı. Yarım saat sonra ayağa kalkacak kadar oldum. Ama ayaklarımın üstünde duramıyordum.
bastığımda ayağımın altındaki yaralar açılıp tekrar kanıyordu. Anneme, beni hastaneye götürsenize, neyi bekliyorsunuz dedim. Merak etme oğlum, annesinin gülü, götüreceğiz dedi. Babam, hocayla beraber eve döndü. Nasıl açıklanır bilmiyorum ama adam geldikten sonra ağzıma kan tadı, burnuma da yanık kokusu gelmeye başladı. İçerisi sanki birden ısınmaya başlamış gibi terlemeye başladım. Annemle babam o esnada tartışacak gibi oldular. Hoca onları susturup oturttu. Sadece izlemelerini istedi. Dayanamayacaksanız dışarı çıkın dedi. Önüme kadar gelip eliyle başıma dokundu. Daha demin yanan bedenim birden eskisi gibi normal hale büründü. Ağzımdaki tat, burnumdaki koku kayboldu. Hoca dua okumaya başladığında sanki gözlerimin önüne perde çekiliyor gibiydi. Anneme babama dönüp önemli bir şey değil, kısa sürede çözerim dedi. Kardeşimi çağırıp aynı işlemi ona da yaptı. Gördüğüm görüntü karşısında şok oldum. Adam elini koyduktan sonra dua ederken kardeşimin göz bebekleri beyaza dönüyordu. Hoca bir okuyup bir soru soruyordu. Adın ne? Kabilen ne? Nasıl geldin? Nasıl gideceksin diye. İşin aslı, babamla annem musallatı uğrayan kişiye yardım ettiği için kabile, hoca da dahil herkesten intikam almak istemişler. Ama hoca bunu öngörüp durdurmak için işlem yapmış. Bu yüzden güçsüz kalmışlar. Ancak bu kadarını becerebilmişler. Bu kadarı bile ömrüm boyunca unutamayacağım anı oldu. Hoca, anneme ve babama ben bu işi çözdükten sonra çocukları psikoloğa götürmeyi unutmayın diye sıkıca tembihledi. O gün yapması gereken kadarını yaptıktan sonra bize geçici birer muska verip gitti. Babam da beni sağlık ocağına götürdü. Ayağımı temizledikten sonra sardılar. Hoca iki kere daha gelip Ayaz'la bana musallat olan cinlerle anlaşma yaptı. Bir daha ailemden kimse o musallat olan kız ve ailesine hiçbir şekilde yardım etmeyecek. O günden sonra rahatsız edilmedik. Psikolojik destek aldık. Kardeşim hala alıyor. Bugünlere geldik. Artık kötü şeyler yaşamıyorum. Suçsuz ve müdahil olmadığımız bir sebepten ötürü cinlere öfke duysam da öfkeden bir şey kazanamazdım. Onlardan kurtulduğuma şükrediyordum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ruha korku veren ılık bir geceydi. Ay ve yıldızlar zifiri gökyüzünün gümüş kolyeleri gibi asilce parlarken bir çift göz pencerenin camından kasvetli geceyi süzüyordu. Bu çift göz güzel bir dadıya aitti. Dadı ufaklığı uyutmuştu ve ne yapacağını bilmiyordu. Canı da çok sıkılıyordu. Bu arada saat 22.45'i gösterirken dadı da sabırsızlıkla çocuğun anne ve babasının gelmesini dört gözle bekliyordu. Ve kapı sert bir şekilde 3 kere vuruldu. Dadı bir an korkuyla sıçradı. Çok korkmuştu ve elini göğsünün üzerine koyduğunda kalbi göğüs kafesine şiddetli yumruklar savuruyordu. Eğer gelenler çocuğun anne ve babası olsaydı kapıyı vurmaları gerekmezdi. Hem de böylesine sertçe. Anahtarla açar girerlerdi. Bu düşünce dadının zihninde ışık hızıyla geçmişti. Dadı kapıya doğru ilerlerken bir yandan da çocuğun uyuduğu odanın kapısına hafiften kulak kabarttı. Çocuk uyuyordu. Eli kapının döner tokmağına temas eder etmez kapı tekrar sert bir şekilde 3 kere vuruldu. Aniden sıçrayarak holün duvarına yapıştı. Gözleri büyüdü ve kalbindeki çakranın parçalandığını hissetti. Ürkek bir sesle kim o demeyi başarabildi. Kapının diğer tarafından yanıt gelmedi. 3 kez kim o dedi fakat yanıt yine gelmedi. Kapının dürbününden baktığındaysa ortada kimsecikler yoktu. Bir süre şoklanmış gibi kapının önünde bekledi ve sonra salona doğru yürüdü. Aklı karışmıştı. Korku ve sorgu beyninin içinde bir yuva dönüşmüştü adeta. Bu sırada kapı çok sert bir şekilde tekrar vuruldu. Olduğu yere adeta çivilenmişti bu sefer. Dudakları titriyor, tüyleri ürperiyordu. Kapıya doğru zor da olsa 1-2 adım atarken ağlamaklı ve yalvarır bir ses tonuyla
Kimsin? Lütfen kimsin söyle dedi. Kapının dışındaki her neyse belli ki çok ketumdu. Ne ses ne de seda vardı. Peki neydi bu? Dadı, fizik ötesi varlıkların saldırısına mı uğruyordu? Böyle şeylere inanmayacak kadar materyalist biriydi. Onun için madde esastı. Doğmacı değildi. Bir şey varsa vardı. Yoksa yoktu onun için. Ama şimdi bir şeyler vardı işte. Kapının hemen arkasındaki boşlukta. Bütün cesaretini toplayarak kapının tunç tokmağını çevirdi ve hızla kapıyı açtı. Karşısına ne çıkarsa çıksın artık önemli değildi. Çünkü kapıldığı bu korku ve dehşet fırtınası ruhunu törpülüyor ve bedeniyle ruhu arasında dipsiz bir kuyu kazıyordu. Kapı açılınca bir ılık yaz meltemi yüzünü yaladı. Ama dışarıda kimsecikler yoktu. Dadının içini korkuyla sevinç arası tuhaf bir duygu sardı. Kapının önünde kimsenin olmamasına hem sevinmiş hem de korkmuştu aslında. Belki de bir arkadaşı ona eşek şakası cinsinden bir şaka yapıyordu. İyiydi. Şu an şehrin 70 kilometre dışındaydı. Bulunduğu yer bir göl kenarında yarı çiftlikvari triplex bir evdi. Arkadaşı veya arkadaşları bütün işi gücü bırakıp onu korkutmaya buralara gelmiş olamazlardı. Hayır, kesinlikle böyle bir şey olamazdı. Dadı temkinli ve bir o kadar da korku dolu gözlerle etrafı kolaçan etti ama kimsecikler yoktu. Verandada rüzgardan sallanan çift kişilik salıncak onu ürpertirken esen hafif rüzgar saçlarını koyu karanlıkta bir ahtapotun dokungaçları gibi sağa sola savuruyordu. Kimsecikler yoktu görünürde. Bu zifiri karanlıkta görünebilecek her ne varsa gecenin suskunluğuna gizlenmişti. Ağaçların hışırtısı, rüzgarın esintisi ve belli belirsiz gelen sesler insan beynindeki korku atölyesine sınırsız malzemeler verirdi. Evet, dadının zihnindeki korku mekanizması da harekete geçmişti böylelikle. Dadı verandanın merdivenlerine doğru ürkekçe bir iki adım attıktan sonra etrafını iyice süzdü. Kimseler yoktu. İyice emin olmuştu artık ve içeriye girip kapıyı kapattı. Kapının zincirini de yerine geçirip bir süre orada bekledi. Birdenbire korkunç bir hisse kapıldı. İzlendiği hissine. Sanki bedensiz bir varlık tarafından izleniyordu. Dadının korku mekanizması kusursuz işliyordu. Az önce bir nebze olsun rahatlayan kalbi göğsünü tekrar yumruklamaya başladı. Oldaki tavandan sarkan avizeyi bir an için korkunç bir yaratığa bürünmüş gibi gördü. Dadı beyninin karanlık odalarından birine hapsolmuştu artık. Bu karanlık hücrede gözlerine yansıtılan bütün korku unsurlarını dehşet veren bir netlikte izliyordu. Belki de halüsinasyon görüyordu, kim bilir. Ve bir anda soluğu salonda aldı. Koltuğa oturup başını ovalamaya başladı. Bu birkaç dakika içinde gelişen esrarengiz olaylara bir türlü anlam veremiyordu. Alkol veya herhangi bir uçucu madde de kullanmıyordu. Ayrıca düzenli kullandığı herhangi bir antidepresan ilacı da yoktu, yan etkisini gösterebilecek. Dadı içine düşmüş olduğu bu durumu korku içinde düşünürken koltuğun yanındaki sehpanın üzerinde duran telefon çığlık atarcasına çalmaya başladı. Dadı bir anda yerinden sıçradı. Sessizliği bozan bu sesler saniye içerisinde dadıyı tekrar rahatlattı. Arayan çocuğun annesi veya babasıydı muhtemelen. Ahizeyi yavaşça kaldırıp alo dedi. Telefonun diğer ucunda sessizlik hakimdi. Dadı tekrar alo dedi. Bu sefer ses geldi. Boğuk bir ses. Sanki gırtlaktan gelen kaba bir hırıltıyla merhaba güzel dadı. Gece nasıl geçiyor? Korkuyor musun dedi. Dadının bir anda dili kurumuş. Alnında boncuğu andıran terler belirmeye başlamıştı. Kalbi yine hızlanmaya ve göğüs kafesine daha şiddetli yumruklar vurmaya başlamıştı. Kekeler bir şekilde kimsin? Ne istiyorsun dedi. Kısa bir sessizlikten sonra telefonun diğer ucundan çığlık ve ağlama sesleri duyulmaya başladı.
Biri ya da birileri çığlık çığlığa bağırıyor, haykırıp deli gibi ağlıyordu. Dadının bütün vücudu sıtmaya girmişçesine titriyor ve bu arada gözlerinden de korkunun hakim olduğu yaşlar dökülmeye başlıyordu. Ve telefondaki bağırışma ve çığlıklar bir anda kesilip yerini yine kısa süreli bir sessizliğe bıraktı. Ardından yine o soğuk ve hırıltılı ses konuşmaya başladı. Duyuyor musun? Seni istiyorlar. Sadece seni. Ne zaman geleceksin buraya? Bu sözleri sarf ederken sesi alay eden bir korkunçlukla dadının kulağını tırmalıyor gibiydi. Dadı, korkunun koyu girdabında ruhuna eziyet veren bu sesi yalvarırcasına telefona ağlayarak ''Ne olur kimsin, ne istiyorsun?'' dedi. Böyle dediği anda telefon kapandı. Ahizeyi sertçe kapatıp tekrar kaldırdı. Polisi arayacaktı ama telefon artık çalışmıyordu. Çantasına uzanıp aceleyle cep telefonunu çıkardı. Ve neyse ki cep telefonu çalışıyordu. Polisin acil hattı numarasını çevirdi ve duydukları karşısında dehşete düşerek telefonu koltuğun bir köşesine fırlattı ve diziyle bağdaş kurup sinir, korku, histeri karışımı bir girdaba kapılarak ağlamaya başladı. Çünkü aradığı acil hattan yine çığlık ve ağlama sesleri geliyordu. Dadı, yapayalnız ve beyninin kıvrımlarından fışkırıp vücuduna gelen korkunun esareti altındaydı. Lavaboya gitmek istiyordu. Yüzünü yıkamak ve biraz kendine gelmek. Ama kalbindeki arsız korku gitmesine engel oluyordu. Ve sonra tüm cesaretini toplayarak o korku koridorundan geçerek lavaboya girdi. Gözlüklerini aynanın önüne bırakarak yüzünü bir güzel yıkadı. Doğrusu korkunç bir gece geçiriyordu. Gözlerinin altı kızarmış ve sanki bir şişe viskiyi bir anda kafasına dikmiş gibi sarhoş bir yüz ifadesi vardı. Elini havluya uzattığı anda aynanın yansıyan kısmından bir karaltının geçtiğini gördü. Öyle hızlı geçmişti ki ama dadının gözlüksüz gözlerinden kaçamamıştı. Bu sefer başından aşağıya dökülen buz gibi bir korku ile tekrar irkildi. Titrek elleriyle gözlüğünü taktı. Lavabodan o korkunç koridora doğru başını uzattı. Kimse yoktu ama bir anda gözleri deli gibi parladı. Çocuğun uyuduğu odanın ışıkları yanmıştı. Çocuğa bir iki kere seslendi ama ses veren olmadı. Bütün bu paranormal olayların içinde çocuğu unutmuştu dadı ve yine cesaretini toplayarak miniğin odasına doğru yürüdü. Koridor onun için upuzun bir yola dönüşmüş gibiydi. Korku içinde temkinli adımlarla ilerlerken göğüs kafesi hızla inip çıkıyordu. Odanın kapısına vardığında açmak veya açmamak arasında ufak bir tereddüde kapıldı ve sonra kapının tokmağını çevirdi. Korku ve adrenalin ruhuna baskı yaparken sonunda kapıyı ağzına kadar açmıştı. Gördükleri karşısında çığlık çığlığa bağırışmaya başladı. Dadı korkunç bir manzara görmemişti aslında. Gördüğü boş ve dağınık yatak onun feryat etmesine yetmişti zaten. Çocuk yatağında yoktu ve yatağı sağa sola savrulmuş, yorgan ve yastıktan ibaretti. Dadı yumruklarını sıkarak odadan dışarıya çıktığında koridora yığılıp kaldı. Takati gücü tükenmişti. Hıçkırık ve iniltiyle olduğu yerde sızlanıyordu. Bu sırada koridorun sonundaki evin bodrumuna inen kapının açık olduğunu görünce korkunun amansız pençesi ruhunu adeta yırtıyordu artık. Saçları yüzüne gözüne bulaşmış, gözleri kan çanağına dönmüştü. Bir anda ufak bir cesaretin kıvılcımı kalbinde ateşlendi ve zorlukla ayağa kalkarak mutfağa yöneldi. Gözleri mutfağın her yerini tarıyordu. Gözleri aradığı şeyi bulmanın zaferiyle parladı. Keskin bir bıçak ve bir fener işine yarayacaktı elbette ama feneri karanlığı aydınlatmak için kullanabilirdi. Peki bıçağı nasıl kullanacaktı? Bedeni olmayan metafizik varlıklara bıçak işlemezdi ki ama olsun, bıçak ona güven veriyordu. Üzerine sinmiş olan korkuyu bıçakla bir şekilde törpülüyordu. Ve bodrumun kapısının önüne geldiğinde küf kokuları burnunu yakıyordu adeta.
Ahşap merdivenlerden inerken bacakları titriyor. Elindeki fenerin ışığı merdivenin ve bodrumun sonsuzmuşçasına uzanan karanlığını tozlu bir şekilde aydınlatıyordu. Ahşap merdiveni çıkardığı sesler dadıyı ürkütürken çocuğun bodruma inmiş veya indirilmiş olduğunu düşünüyordu. Çocuk mutlaka bodrumdaydı dadıya göre. Bodrumun karanlığında fenerin aydınlattığı yerlerde eski eşyalar, bisiklet, anahtar çantası, araba lastiği ve daha çok şey vardı. Dadı fenerle kör noktaları aydınlatırken bir yandan da çocuğa sesleniyordu. Buz gibi sessizlikten başka bir şey yoktu. Ahşap bir sandığın üzerinde gözleri çakmak alevi gibi yanan bir şey vardı. Ve dadının görüş açısına girdiği anda fenerin ışığı bu çift gözü aydınlattı. Görünüş itibariyle bir kediyi andıran bu yaratık daha iri ve daha uzun tüyleri olan dişleri birer mızrak ucu gibi parlayan bilinmez varlığın karanlığıyla bürülüydü. Dadı çığlık atarak ahşap merdivenleri tekrar tırmanmaya başladı. Kediye benzeyen bu bilinmez varlık müthiş bir çeviklikle sandığın üzerinden sıçrayarak dadının peşinden koşmaya başladı. Dadı canını dişine takmış ve merdivenleri adeta çifter çifter çıkıyordu. Ahşap basamağın ayakları arasında çatırdamasını aldırmadan hızla evin ana kapısından dışarıya fırladı. Koşarken ardına bir kez dahi bakmıyordu. Ama o varlık kanlı gözleriyle onu takipteydi. Dadı karanlığın kalbine giden yolda yapayalnız koşuyor ve ılık havayı ciğerlerine çekiyordu. Ruhuna ızdırap veren karanlık korkunun esaretinden kaçarken nereye gittiğini unutmuş ve kendini göl evinin bayağı uzaklarında bulmuştu ve o kediye benzeyen yaratık da yok olmuştu bir anda. Dadı ormandaydı ve etrafına korku dolu gözlerle bakarken nefes nefese kalmış göğüs kafesi aynı anda hıçkırıklara boğuyordu onu. Orman, yabani hayvanların çıkardığı sesler dışında çok sessizdi. Orman, ölümün kalbiydi ve ölüm kokuyordu. Ağaç dallarının sesleri ve baykuşların ötüşü, dadının beyninde korku senfonisi gibi yankılanıyordu. Sessiz, ılık ve medeniyetin birkaç kilometre ötesinde vücudu titreyerek ağlıyordu dadı. Bağırıp yardım istemeye bile korkuyordu. Hem zaten kim yardım edebilecekti ki ona? Dadı artık bitap düşmüştü. Kımıldamaya hali kalmamıştı ve göz kapakları usulca kapanıverdi. Derin bir ormanın karanlığında uykuya daldı. Hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyordu. Orman geceden kalan kasvet paltosunu üzerinden sıyırıyordu artık. Ormanın derinliklerinden gelen sesler dadıyı uyandırmıştı. Gözlerini ovarak etrafına telaşlı telaşlı baktı ve uzaklardan gelen sesi kulak kabarttı. Aynı anda o da bağırmaya başladı. ''Hey, buradayım, buradayım.'' Sesler giderek yaklaşıyordu ama dadı sesleri kelimelere dökemiyordu. Sadece bağırtı vardı. Yani demek istediklerini bir türlü anlamıyordu. Dadı gözlerine inanamadı. O kediye benzeyen yaratık bir anda karşısına dikilmişti ve aralarında 3 metrelik bir mesafe vardı. Can havliyle ilk gördüğü ağaca körlemesine tırmanmaya başladı. Yaratık da hemen ardından atıldı. Fakat dadının ayakkabısının tekini pençesiyle savurdu. Dadı ağaçtaydı ve o yaratık tekrar ortadan kaybolmuştu. Ve şimdi gözlerine yine inanamıyordu. Uzaktan gelen o seslerin sahiplerini görüyordu. Ve bunlar çocuğun anne ve babasıydı. Çocuğun babası dadıya ağaçtan inmesini ve artık korkmamasını söylüyordu. Ve dadı ağaçtan iner inmez olanlar oldu. Nereden geldiğini anlamadığı bir cisim bir anda dadının kalbine saplandı. Dadının göz bebekleri büyüdü ve oracıkta nefessiz kaldı. Ölmüştü artık. Çocuğun babası kızın gözlerini kapatarak oradan ayrıldı. Saat 14:20 idi. Şehrin merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Luna Park'a dönen kavşakta müthiş bir kaza meydana gelmişti. Kereste yüklü bir tır otomobili biçmişti. Kazanın olduğu alana ambulanslar gelmiş
ve otomobilin içine sıkışmış olan biri 20'li yaşlarda bir kız ve diğeri ise 4 yaşında bir çocuğa ait cansız bedenleriydi. Metal kesicilerle çıkarmaya uğraşıyorlardı. Kazada ölenlerin yakınları feryat içinde ağlıyorlardı. Hepsi buydu işte. Tamamen buydu. Dadının çocuğu Luna Park'a götürmek için arabayla evden çıkmış ve bu kazada ikisi de feci şekilde can vermişlerdi. Yani aslında dadı ölümle kalım arasındaki o kısacık zaman diliminde yarışıyordu ve dadının ruhu bedeninden ayrılmamak için ölüm meleğinden kaçıyordu. Yani o telefondaki ağlama ve çığlık sesleri kaza yerinden geliyordu aslında. Dadının ve çocuğun yakınlarının acı feryatlarıydı. Kediye benzeyen o yaratık ve esrarengiz sesler hepsi ölüm meleğinin dadıya görünen halleriydi. Ve en sonunda çocuğun babası kılığında canını almıştı. Kalbine saplanan o cisim ise arabanın ön camının bir parçasıydı aslında. İnsan ölürken her zaman mücadele içindedir. Ruh, bedenin bütün köşelerine saklanmaya çalışır ve ne yaparsa yapsın, er ya da geç ölümün soğuk eline teslim olur. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Herkese selamlar. Ben Çağatay. Benim yaşadıklarım askerde başladı. O zamana kadar böyle şeyler bilmezdim. Askerde, gece nöbetindeyken uyuklamak üzereydim. Ağırlık çökmüştü. Dayanılacak gibi değildi bu uyku. Ne olduğunu anlayamadan gözlerim kapandı. O anda enseme çok sert bir tokat geldi. Komutan gördü sandım. Ani bir hareketle ayağa fırladım. Ama hiç kimse yoktu. Ne biri var ne de bir ses var. Biri vurup kaçsa zaten kaçarken ayak seslerini duyarım ama öyle bir şey de olmadı. Birkaç arkadaş daha böyle şeyler yaşadı. Ama onların yaşadıklarını anlatmak istemiyorum. Askerde uyuduğum kısacık zaman dilimine yüzlerce kabus sığdırdım. Hepsi birbirinden korkunç. Bu yüzden akıl sağlığım bozulmaya başlamıştı. Kabus görmekten gerçekli rüyayı karıştırır oldum. Mesela arkadaşımı cin kılığında görüyordum rüyamda. Uyanıp onu gördüğümde bağırmaya başlıyordum. Askerlik zor da olsa bitti. Döndüğümde bunlar düzelir diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadığı gibi daha kötü oldum. Annemlerin haberi yoktu bu yaşadıklarımdan. Telaşlanmamaları için her konuşmamızda iyiyim derdim. Döndüğümde şaşırdılar haliyle. 15 kilo vermiştim çünkü. Annem çok üzüldü. Evdeyken de kabuslar devam etti. Benim çığlık seslerimden annemle babam da uyuyamaz oldu. Bu kabuslardan sonra annem bir Kur'an getirdi odama. Baş ucuma koydu. O Kur'an sayesinde bir süre rahat uyudum. Ama sonra işler değişti. Bir ablam var, evli. Bir de ablamın çocuğu var. 7-8 yaşlarındaydı o zaman. Ben arkadaşlarımla dışarıdaydım. Yeğenimle ablam bize gelmiş. Annem aradı. Ablan burada, erken gel dedi. Ben de yarım saat sonra eve geçtim. Eve geçtiğimde önce odama girdim. Üzerimi değiştirdim. O sırada fark ettim ki Kur'an yerinde yoktu. Anneme sordum. Odamdaki Kur'an'ı neden aldın diye. Ben almadım ki. Bugün odana hiç girmedim dedi. Kim alacak o zaman? Sabah çıkarken yerindeydi dedim. Ablam da yeğenime sordu. Sen mi aldın? Dayının odasına girmiştin, oyun oynamıştın. Aldıysan söyle dedi. Yeğenim birden ağlamaya başladı. Hani sıkıştırmadık, çabuk söyle yerini demedik. Ağlaması için bir sebep yok. Aldın kucağıma. Ağlama dayısının bir tanesi. Kızmadık ki sana dedim. Ben almadım, yerini bilmiyorum dedi. Ağladığı için fazla üstüne gitmedik. Ama Kur'an yoktu, kayıptı. Sonra ablam gidince beni aradı. Kur'an, annenlerin yatak odasında, aynalı dolabın arkasındaymış dedi. Tahmin ettiğimiz gibi yeğenimi almış. Ama sizce de çok ilginç değil mi? Saklar gibi alıp koyması. Merak etse, açsa baksa veya geri yastığın üzerine bıraksa çok normal ama oradan alıp başka odaya götürmesi ve dolabın arkasına atması çok tuhaftı. Annemlerin odasına gitti.
Duvar komple dolap. Kapının açılıp kapanabilmesi için biraz boşluk var sadece. Onun dışında diğer köşeye kadar dolap var ve dolap duvara bitişik, arkasına parmağını zor sığar. Oradan nasıl gücü yetecekti? Dolabı çekecek. Sonra da aynısı gibi dolabı itecek. Ben bile çekerken, iterken belimin ağrıdığını hissediyordum. Neyse, ablam yarın geleceğim, konuşuruz dedi. Ablam bize çok sık gelmez. 2 haftada bir ancak uğrar. Üst üste geldiği pek olmamıştır. Bu yüzden merak ettim ne anlatacağını. Bu arada Kur'an'ı oradan çıkardım ve başucuma koydum. Ablam ertesi gün geldi. Yeğenimi babaannesine bırakmış, yalnızdı. Telefonda anlatamadım. Çocuğu dün korkutmuşlar dedi. Kim korkutmuş dedim. Ablamın tüylerinin diken diken olduğunu fark ettim. Senin odana girdiğinde bir adam görmüş. O adam ona Kur'an'ı oradan al çabuk demiş. Yatak odasındaki dolabın arkasına attırmışlar. Dolabın oraya Kur'an'ı attığında dolap kendiliğinden geriye doğru çekilmiş ve düzelmiş. Biz sorduğumuzda da aynı adamı görmüş. O adam ona sakın söyleme demiş. Abla ne diyorsun sen? Ne adamı dedim. Aslında ne olduğunu anladım. Ama kolay kabullenilecek bir şey değil. Ablam biz bir hocaya gidelim. Çocuğa açıklama yapacağım diye göbeğim çatladı. Dün sabaha kadar sayıkladı. Yatağını da ıslattı. Bu çocuk bu kadar korkmuş işte dedi. Abla seninle hiç konuşamadık ama ben askerde yaşamaya başladım bunları. Askerden dönünce de devam etti. Ben de bir hoca bulmak istiyorum. Ben de korkuyorum dedim. Ablam bana sarıldı. İki kardeş ağladık biraz. Tanıdık hoca yoktu. Ablam da annem de araştıracaktı. Bulmak bir ayımızı aldı. Şöyle söyleyeyim. O kadar çok hoca var ki ama çoğu yalancı. Hiçbiri güven vermedi. Hocalık eskisinden mühim mertebeymiş. Şimdi fal bakan bile kendisine hocayım diyor. Bir ay boyunca gerçeğini sahtesinden ayırmaya çalıştık. Bir ay sanki 10 sene gibi geçti. Ne gündüz rahat var ne gece. Geceleri beni alıp götürüyorlardı. Gözümü açtığımda rüya görmüş gibi oluyordum. Ama rüya değildi. Beni çok uzun yürüttüler. Bir keresinde ayağımda ayakkabım yoktu. Yasaktaki halimle götürdüler. Ayağıma batan taşlar, dikenler, hepsinin acısından ağlıyorum ve tek diyebildiğim beni nereye götürüyorsunuz oluyordu. Sabaha kadar oradan oraya yürüttüler ve uyandığımda topuklarım yürümekten çatlamıştı. Bilmiyorum onların aleminde miydim yoksa başka bir yerde miydim. Bir gecede yine beni götürmüşlerdi. İki kolumda da biri var ve beni sürüklüyorlar sanki. Çünkü gitmek istemiyorum. Direnmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Beni nereye götürüyorsunuz dedim. Gözlerim yarı açık. Zorluyorum. Etrafı görebilmek için. Ama sarhoş gibiyim. Beni bir evin önüne getirdiler. Kapıyı bir kadın açtı. Beni getirenlere endişeli bir şekilde şunu sordu. Gören oldu mu? Olmadı dediler. Çabuk getirin içeri o zaman dedi. İçeri soktular. İçeride şömineye benzer bir şey var. Ama içinde ateş yerine sadece duman var. O duman o kadar hareketli ki ocakta kaynayan bir sıvının buharı gibi fokurduyor sanki. Sonra onlar çıktı odadan ve dünya güzeli bir kız girdi. Üstünde beyaz bir elbise. Yüzü normal, elleri kolları normal fakat ayakları mosmor. Ölü ayakları gibi. Bunu görünce korkup geri çekildim. Korkma, ben artık senin karınım dedi. Ben evli değilim. Benim karım olamazsın diyorum. Ama halim yok. Yere kapaklanmak üzereyim. Bir gözümde o dumanda, dumana baktığımı fark etti. O, bebeğimiz olacak dedi. Aklıma dua okumak geldi. Yarım yamalak hatırladığım kadarıyla okudum. Okudukça bana güç geldi. O bitkin halim geçti. Dimdik durdum. Gözlerim de açıktı artık. Okumaya devam ettim. Ben okuyunca kız odadan kaçtı. Ben de odadan çıktım. Evden çıktım. Daha önce görmediğim bir yerdeydim. Ve kimse kalmamış orada. Sadece ben varım. Öyle ilginç ki. Bu rüya değil diyorum. Eminim. Kollarımı sıkıyorum. Ve acıyı hissediyorum. Beni buraya getirdiler anladım. Peki ama geri nasıl döneceğim? Burası gerçek bir alemse. Evimi nasıl bulacağım? Eğer rüyaysa nasıl uyanacağım? Hızlı hızlı yürümeye başladım. Karşıma bir adam çıktı ama bu adamdan hiç korkmadım.
iyi bir varlık olduğunu hissettim. Nereye dedi bana. Evime gitmek istiyorum ama evimi bulamıyorum dedim. Kim getirdi seni buraya dedi. Kim olduklarını bilmiyorum dedim. Ver bakalım şu cebindekileri bana dedi. Cebimde bir şey yok. Boş ceplerim dedim. Versem ver dedi. Allah Allah. Cebimde ne var benim diye söylenirken elimle yokladım ceplerimi. İki tane ceviz çıktı cebimden. İşte bunları istiyorum dedi. O iki cevizi aldı benden. Bak sana gideceğin yolu göstereyim. İleride 3 tane merdiven göreceksin. Ortadaki merdivenden çıkman lazım. Ortadaki merdivenin altında da bir kadın göreceksin. Ona söyle. Ben diyetimi ödedim. Buradan çıkmak istiyorum diye. Tamam dedim. Gittim gerçekten. 3 merdiven vardı. Sanki bir masalın içindeyim. Bu merdivenlerin sonu yok. Daha doğrusu sonunu biz göremiyoruz. Şöyle altından bakıyorum. O kadar çok basamak var ki çıkmak imkansız gözüküyor. Kadına söyledim. Ben diyetimi ödedim dedim. Çık o zaman dedi. Çıkacağım ama nasıl? Bu merdiven çok yüksek dedim. Görüntüye aldanma dedi. 2-3 basamak çıktım yanılmıyorsam. Sonra yatağımda açtım gözlerimi. O cevizlerle ben nasıl diyet ödedim de kurtuldum bilmiyorum. Zaten bir süre sonra öyle bunalıyorsunuz ki hiçbir şey bilmek istemiyorsunuz. Sadece bu günler geçsin istiyorsunuz. 1 aylık zamanda bir sürü şey yaşadım. Şunu söylemeyi unuttum. Ama Kur'an odanda değil miydi? Niye bunları yaşadın diye sorarsanız, Kur'an'ı odamdan çıkarmak zorunda kaldım. Evet, geceleri bir şey olmuyordu Kur'an varken ama nefes alamıyordum. Birileri boynumu öldürmek istercesine sıkıyordu. O yüzden çıkarmıştım. Sonra gördüğüm başka bir rüyayı anlatayım. Bir gece ismimin söylenmesiyle uyandım. Fısıldayarak adımı söylüyor biri. Gözlerimi açtım. Odamda biri yoktu. Odamdan çıkıp sese bakmak istedim. Odamdan çıktığım anda kolumdan biri hızlıca çekti. Yine sürüklenmeye başladım. Midemin bulantısı hala aklımda. Beni nereye götürüyorsunuz dedim. Bir daha buradan çıkmayacaksın. Hep burada kalacaksın dediler. Ormanlık bir alanda bir ev var. Evin önünde bir kadın var. Süpürgeyle oraları süpürüyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Olması gereken nedir? Evin önünü pisliklerden arındırması. Ama bu tam tersi. Nerede pislik varsa evin önüne süpürüyor. Yığılmış kum, çöp, evin önü leş gibi. Bana baktı görünce. Bu mu dedi? Bu dediler. Bir anda ellerimde zincir gibi şeylerin olduğunu fark ettim. Bir anda oldu. Sanki köleymişim, esirmişim gibi bileklerim birbirine zincirle bağlıydı. Bu sefer beni ev kısmına değil ahır kısmına soktular. Gerçek hayatta hiç domuz görmedim ben. Filmlerde falan gördüm. Bir de orada. Bulunduğum yerde 3 tane domuz vardı. Benim aklıma yine dua etmek geldi. Duaya başladım. Çadı sallanmaya başladı. Çok şiddetli bir deprem gibi sallandı. Devam ettim okumaya. Daha hızlı sallandı. Gözlerimi kapattım. Görmek istemiyordum çünkü. O kadar gerçek ki her şey. O yıkılan yerin altında kalmaktan korkuyordum. Sonra bir şey hissettim. Bunu da en son lunaparktayken hissetmiştim. Çok yükseğe hızlı çıkan aletlere binince nasıl içiniz ılık ılık oluyor? Bir boşlukta hissedersiniz kendinizi. İşte öyle hissettim. Bir anda havalandım ya da fırlatıldım. Ama gözümü açtığımda yatağımda yatıyordum. Çok şükür sonra bir hoca bulduk. Hocaya gittim annemle. Askerdeyken musallat olmuşlar. Hoca öyle dedi. Dişi cin aşık olmuş bana. Dua okuyarak kurtulmuşum. Yoksa o dumanlı evde nikahımız olacakmış bizim. Benden ceviz alan adamı sorduğunda da şöyle bir açıklama yaptı. Biraz felsefe yapıyor gibi geldi ama o adam benim okuduğum dualarmış. Dua nasıl insan şekline girer? Dua her şekle girer. Yeri gelir uçurumdan düşecekken elbisenin takıldığı ağaç dalı olur. Yeri gelir sana yol gösteren bir insan olur dedi. Ardından bana muska yazdı. Birini odana koy, birini üstünde taş dedi. Tamamen kurtuldun mu dersiniz? Hayır, yine kabuslar görüyorum. Ama bana yaklaşamıyorlar. Aramızda görünmeyen bir duvar var sanki. O duvarı aşamıyorlar. Yalnız kaç yıl oldu? Hala vazgeçmediler. Yaklaşamıyorlar ama pes de etmiyorlar. Bu kötü hissettiriyor.
Allah korusun. Bir gün muskam kaybolsa, birisi olsa biterim herhalde. Aramızdaki duvarlar yıkılır. En ufak yanlışımı kolluyorlar. Korkmuyorum desem yalan olur. Ne zamana kadar sürecek bilmiyorum. Beni bu dertten kökten kurtaracak biri çıkmadı karşıma. Allah benim durumumda olan herkesin yardımcısı olsun. Dinleyene masal gibi gelir. Yaşamak çok zor. İnşallah bir gün ben de tamamen kurtulurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Erkan. 35 yaşında. Ufak bir kumaş mağazası işleten esnafım. Evli ve iki çocuk babasıyım. Bulunduğum caddedeki esnaflarla aramız çok iyidir. Bu yüzden ayda bir halı saha maçı, mangal gibi faaliyetler yaparız. Günlerden birinde yan komşum Berber Samet, eski, tarihi bir hamam bulduğunu ve çok etkileyici olduğunu söyledi. Hemen o gün aramızda organizasyon yaptık ve pazar günü akşamına kendimizi ayarladık. Daha önce de hamama gitmişliğimiz var. Ancak bu hamamın şehrin dışında olması ve tarihi olması bizi etkilemişti. Öyle ki taşlarından çeşmesine kadar eski ve tarihiydi. Pazar günü geldik çattı. Akşam dükkanları kapattık. Hüseyin abinin çorbacısında birer çorba içip yola koyulduk. Yaklaşık bir saat sonra tarihi hamama varmıştık. Saat akşam 10 olmuştu. Fakat hamam randevulu çalıştığından gece geç saatlere kadar açık kalabiliyordu. Soyunma odasına gittik ve üzerimizi değiştirdik. Ardından buhar odasına girip güzelce bir terleyelim dedik. O da çok eskiydi. Tarihi yapısı kendini belli ediyordu. Ancak diğer hamamlara göre çok fazla buhar ve sıcaklık vardı. Bu durum arkadaşların ne kadar hoşuna gitse de beni bir anda çarpmıştı. Başım dönüyor ve nefes alamaz hale geliyordum. Buhar gitgide daha fazla arttığında artık göz gözü görmüyordu. Fenalaştığımı arkadaşlarıma belli etmemek için susuyordum. Çünkü aralarında alay konusu olabilirdim. Birkaç dakika geçmişti ki bayılacak gibi oldum. O sırada idrarımı tutamayıp altıma işedim. Biri görecek diye çok korkuyordum. Ancak bu kadar fazla buharın içinde şortumdan akan idrarı kimse fark etmedi. Ben de bozuntuya vermeden oturmaya devam ediyordum. O sırada buharın arasından sanki bir adam gelip ayaklarıma kadar yaklaşmış gibi gördüm. Ancak bu görüntü gözüme sadece birkaç saniye gözüktü. Olana bitene pek aklım ermedi. Çünkü bayılmama ramak vardı. Daha fazla dayanamadım ve doğruca oradan çıktım. Birkaç saniye nefesimi toparladım ve ardından yıkanmak için göbek taşının bulunduğu yere girdim. İçerisi muazzam güzellikteydi. Buram buram tarih kokuyordu. İçeriye girdim ve bir taşın üzerine oturup yavaş yavaş tasla kendimi yıkamaya başladım. İçeride kimse yoktu. Sessiz sessiz tek başıma oturuyordum. Yıkandığım sırada ayak ucumda 5-6 santim kadar siyah bir topak gözüme ilişti. O an fare sanıp elimdeki kaynar suyu üzerine döktüm. Bir anda o siyah şey çığlık gibi ince bir ses çıkararak ortadan kayboldu. Ne olduğunu bile anlayamadan olay birkaç saniye içinde gerçekleşti. Aradan 15 dakika kadar geçti ve arkadaşlarım da güle oynaya yanıma geldiler. Hep beraber yıkandılar, şarkılar türküler derken eğlencenin dibine vardık ve ardından üzerimizi değiştirip dönüş için yola koyulduk. Ben çok uykusuz ve yorgun düşmüştüm. Hemen arka koltukta uyuyakaldım. Yaklaşık 30 dakika kadar uyudum. Ancak kulağıma gelen çınlama sesi yüzünden irkildim. Etrafıma baktığımda şoför hariç herkesin uykuda olduğunu gördüm. Çınlama devam ediyor ve beni oldukça rahatsız ediyordu. Yol boyunca çınlama bir türlü bitmedi. Eve geldiğimde saat gecenin 3'üydü. Evde herkes ayaktaydı. Eşime neden yatmadınız diye sorduğumda eşim donuk bir yüz ifadesiyle "Birileri sabahtan beri dış kapıyı tıklayıp kaçıyor. Camdan baktık kimse yok. Binaya baktık kimse yok. Hatta kameralara baktık. Kapı çalındığı anda bile kapıda kimse gözükmüyor" dedi. Oldukça şaşırmıştım. Eşimin dediğine pek inanamadım ve televizyonu açıp oturup izledim. Biraz zaman geçtikten sonra kapımız tekrar çalınmaya başladı.
defalarca tıklatıldı ama kapının önünde bir Allah'ın kulu yoktu. Akıl sır erdiremiyordu. Çocuklar da korkmuştu. Acaba kapıya bir şey mi çarpıyor diyerek dış kapıyı açıp baktım ama hiçbir şey yoktu. Anlam veremediğimizden yatmaya karar verdik. Zavallı çocuklarım da korkudan uykusuz kalmışlardı. Hepimiz odalarımıza geçip uykuya daldık. Aradan yarım saat kadar geçti ki kapının tak tak diye çalındığını işittim. Hızla yatağımdan fırlayıp kapıyı açtım. Karşımda 12 yaşlarında beyaz tenli genç bir erkek çocuk duruyordu. Yüzü normal insanlara göre çok çok beyazdı. Her yerinde de yaralar ve yanıklar vardı. "Buyur evladım," dedim. Çocuk bana baktı ve "Çok kötü durumdayım. Bana yardım edin," dedi. "Bu çocuk kimdi? Gecenin bu saati benim kapımı neden çalıyordu?" Şok olmuştum. Şaşkınlıkla "Kimsin evladım sen? Gecenin bu saati benim kapımı neden çalıyorsun?" diye çıkıştım. Çocuk başını öne eğdi ve "Eğer bana yardım etmezsen ölebilirim. Ailem bunu duyarsa çok sinirlenir," dedi. Sinirim tepeme çıktı ve "Defol buradan. Gece gece manyak mısın? Bana ne ailenden? Git polise, hastaneye. Ben yardım edemem," dedim. Çocuk bana baktı ve sanki sen görürsün der gibi kafasını sallayıp arkasını dönüp gitti. Ben de tekrar odama geçip uykuya daldım. Sabah uyandığımda perişan haldeydim. Ateş, bulantı, kusma ve halsizlik vardı. Yataktan kalkacak halim yoktu. Hemen elemanları aradım ve birkaç gün gelemeyeceğimi, dükkana sahip çıkmalarını söyledim. Eşim çorbamı içirdi ve çocukları okula götürmek için evden çıktılar. Kapıyı kapattığı anda içeriden genç bir çocuğun inleme seslerinin geldiğini fark ettim. Acaba çocuklardan biri okula gitmedi mi diye düşündüm. Yataktan kalktım ve sese doğru gittim. Ses çocukların odasından geliyordu. İçeri girdiğimde büyük oğlum Adem'in acılar içinde inlediğini gördüm. Yanına yaklaştım ve "Ne oldu sana oğlum?" dedim. Oğlum güç bela kafasını bana çevirdi. "Sanki anlatsam bana inanacaksın," dedi. Şaşırdım ve "Olur mu öyle şey evladım? Anlatsan bana ne oldu?" dedim. Adem derin bir iç çekti ve beni 3 tane adam hamama götürüp sabaha kadar oynattılar. Yorulduğumda bana işkence ettiler ve tekrar oynattılar," dedi. Gülümsedim ve "Oğlum saçmalama, ne hamamı ne adamı," dedim. Oğlum sinirlendi ve kafasını çevirip "Bak işte inanmadın," dedi ve ekledi. "Hatta sen dün o hamama gitmişsin, altına işemişsin. O adamların çocuğunu kaynar suyla yakıp öldürmüşsün. Bana hepsini anlattılar," dedi. Şok olmuştum. Hamamda altıma işediğimi bilmesi imkansızdı. Buna açıklık getirebilecek hiçbir şey yoktu. Eğer çocuğum bunu bana demeseydi asla inanmayacaktım. Ancak bu dediği şey yüzünden dediklerine dikkate almak zorunda kaldım. "Kim bu adamlar evladım? Seni nasıl götürdüler?" dedim. Adem onu dinleyeceğimi anlayınca hemen kafasını bana çevirdi ve "Ben uyurken kedinin yavrusunu ensesinden kaptığı gibi kapıp götürdüler. Gözümü eski bir hamamda açtım. Kısa boylu, pis kokulu 3 tane adam vardı. Tuhaf bir müzik çalarak oynattılar. Tek bildiğim şey çocuklarının intikamını senden alacaklarmış. Çok korktum baba. Sabah ezanına kadar aralıksız oynattılar. Yorulunca kemer gibi bir şeyle vurdular. Sabaha karşı uykusuzluktan yere düşüp uyumuşum. Sabah gözümü yatakta açtım. Sen kimi öldürdün baba? Bu adamlar insan değiller," dedi. Ben de ona kaldım ve hiçbir şey söyleyemedim. Bir süre düşündüm. Mantığıma yatan tek bir şey vardı. Ben dün gece hamamda altıma işeyince cin benim idrarıma geldi. Sonra ben yıkanmaya gidince beni takip etti ve ayak ucuma geldi. Ben o sırada o siyah şeyi fare ya da böcek sanıp kaynar suyu fırlatınca bu cin yaralandı. Akşam vakti de benim kapıma gelip bana yardım ettiyen de oydu. Cinlerin çocuğuydu bu. Yardım etmeyince de öldü ve ailesi de böyle bir intikam aldı. Aklıma tek gelen buydu. Adem o sırada "Baba çok korkuyorum," diyerek bir anda yüzünü yastığa kapattı. Telaşlandım ve "Ne oldu oğlum?" diye sordum. Çocuk cevap vermiyor, tir tir titriyordu. Elimle sarstım ve "Oğlum ne oldu söylesene," dedim.
Adem parmağıyla kapıyı işaret etti ve yine geldiler dedi. Arkama baktım ve kimse yoktu. Kim geldi oğlum? Anlatsana. Kimse yok burada diye sıkıştım. Adem ağlayarak, baba, arkanda, uzun burunlu, kırmızı gözlü, yaşlı ve çok çirkin bir kadın var. Elinde kanlı bir bıçakla bana bakıyor dedi. Tekrar arkama baktım ama kimse yoktu. Kafayı sıyırmak üzereydim. Ne yapacağımı bilemedim. Adem'in başından tutup çevirdim ve bir daha bak dedim. Adem'in bakmasıyla kafasını tekrar yastığa gömmesi bir oldu. Baba, hala orada, bize bakıyor dedi. Benim içimi de bir korku sardı. Elim ayağıma dolaşmış vaziyetteydi. Adem durdu ve baba, odadan çık. O zaman beni rahat bırakır dedi. İkiletmedim. Odadan çıkıp kapının yanındaki koltuğa uzandım. Bir şey olursa diye bekledim. Bir yandan da ateşim iyice yükselmişti. Hanım bir an önce gelsin diye dua ediyordum. Bekleyiş sürerken bir anda içim geçti ve gözlerim kapandı. Aradan biraz zaman geçti ve büyük bir gürültüyle uykumdan uyandım. Gözlerimi açtığımda evimde değildim. Eski püskü taşlarla çevrili bir odadaydım. Taşlar, sarmaşıklar ve aralarından fışkıran otlarla çevriliydi. Kafamı sağa sola çevirdiğim an benim biteceğim andı. Burası tarihi bir hamamdı. Taşların üzerinde çok korkunç görünümlü cinler oturmuş, ateş kırmızısı gözlerle beni izliyordu. Bir anda uykumdan sıçrayıp uyandım. Uykumda bile olsam korkudan kan ter içinde kalmıştım. Hemen yerimden kalkıp Adem'in odasına gittim. İçeri girdiğimde Adem'i ayakta dikilip donuk donuk bana baktığını gördüm. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Oğlum, iyi misin diye sordum. Cevap vermedi. Kolunu yukarı doğru kaldırdı. Parmağıyla ileri doğru işaret ederek gösterdi. Arkamı döndüğümde karşı tarafta tuvaletin kapısından kafayı uzatmış şeytani kadını gördüm. Bu oğlumun tarif ettiği korkunç kadındı. Birkaç saniye bakıştıktan sonra kafasını içeri çekti. Oğluma döndüm ve gördüm onu dedim. Ancak oğlumdan buğuk, gırtlaktan gelen bir sesle oraya git dediğini işittim. Bu oğlumun sesi değildi. Şaşırmış ve korkmuştum. Oğlum dedim. Adem dişlerini sıkarak tekrar söyledi. Oraya git dedi. Çaresiz bir şekilde yavaş adımlarla tuvaletin kapısına geldim. Kafamı içeriye uzattığımda oğlumun kaynar bir kazanın başında diz çöktüğünü gördüm. Şaşkınlık içindeydim. Az önce odada duran oğlum şimdi karşımda öylece duruyordu. Kazanın içinden çıkan buharlar ne kadar sıcak olduğunu gösteriyordu. Oğlum bana baktı ve ağlayarak yüzünü kazanın içine sokmaya başladı. Hızla koşarak üzerine atıldım ve kafasını kaynar suya girmeden durdurdum. Oğluma sarıldım ve ağlamaya başladım. O sırada içeriden hırıltılı sesler geldiğini fark ettim. Çok korkuyordum. Daha fazla dayanamadım ve oğlumu kucaklayıp hızla evden dışarı çıktım. Binadan indim ve arabaya atladım. Yakın civardaki bir hocaya götürdüm. Durumu hocaya anlattım. Hoca hemen ne olduğunu anladı ve bize açıklamaya başladı. Evladım, hamamların neredeyse hepsinde cinler bulunur. Bunlar insanların çıplaklıklarını izler, onlarla eğlenir. Deri ve kıl döküntüleriyle beslenir. Oralarda gezinir. Boş olduğu anlarda toplantılar yaparlar. Görünüşe göre sana 3 tane güçlü cin orada musallat olmuş. Cinler senin orada bulunmandan hoşnut olmamış ve bunaltmış. Sen idrarını oraya yapınca uyarmak istemişler. Sen de onların genç cinlerden birinin üzerine kaynar su döküp yakmışsın. Ama merak etme, ölmemiş. Kaynar su cinlere pek zarar vermez. Ama bunlar seni saygısız olarak görmüşler ve bu yüzden musallat olmuşlar. Bunların tek istediği intikam. İntikamlarını alana kadar sizi rahat bırakmayacaklar. Onlara şu an hiçbir şey yapamam. Büyü değil, muska değil. O yüzden güçlü olun dedi. Bunun üzerinden tam 3 hafta geçti. Her gece evin içinde yükselen çığlıklar, eşyaların hareket etmesi gibi sorunlar yüzünden psikolojimiz tamamen yerle bir oldu. En sonunda dayanamadım. Kafamı kaynar suya sokarak yüzümün tamamını yaktım. Oluşan 3. derece yanıklar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda ve ardından da
yanık ünitesinde tedavi gördüm. Yüzümün yanmasından sonra hamam cinleri peşimizi bıraktılar. Tabii bir de hayat boyu yüzümde taşıyacağım korkunç izleri de. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Hayatım boyunca define peşinde koştum. Gömü aramak artık para kazanmaktan çok bir zevk, bir hastalık haline gelmeye başlamıştı. Bir arkadaş grubum vardı. Aynı benim gibi kazı işlerine meraklı insanlardı. Bu olay Zonguldak'ta yaşandı. Kendi yaşadığım şehri söylemeyeceğim. Bahsedeceğim yerin de tam adresini vermiyorum. Şu an devlet tarafından izlenilen bir bölge. Anlatacaklarıma başlamadan önce birçok kazı yaptık ve ıssız yerlerde bulunduk. Yakalanmamak için hep geceleri yola çıkar, her kazımızın ardından eli boş bir şekilde dönerdik. Fakat diğer kazı olaylarında anlatılanlar gibi cinli perili hiçbir şeye rastlamadım. Dinine düşkün bir insan değilim. Allah'ım affetsin. Cuma'dan cumaya derler ya, namazla, dinle aram o şekildeydi. Hem normal işime devam ediyordum, boş vakitlerimde de arkadaşlarımla gömü aramaya gidiyordum. Yine böyle araştırma yaparken bir muhabbete şahit oldum. Kurban Bayramı'nda bir akrabamın yakını bize akrabamla birlikte misafirliğe gelmişti. Hani muhabbet arasında konuşulur ya, filancının birine şurada bir şey olmuş, çarpılmış gibisinden bir muhabbet geçti. Gelen kişi Zonguldak'ta yaşıyordu. Anlattığı olay da Zonguldak'ta yaşanılan bir olay. Bu anlattığı olay dikkatimi çekti. Bu kişinin neden çarpıldığını iyiden iyiye merak ettim ve sordum. O kişinin birkaç kişiyle Yavur Evleri denen bir mağaraya gittiğini ve orada bazı olaylar yaşadığını anlattı. Neden oraya gittiğini sorduğumda gömü peşine gittiklerini söyledi. Tabii ben bu çarpılma olayına fazla takılmadım. İnanmadım da benim aklım definedeydi. Definenin gerçekten olup olmadığını sordun. Definenin gerçekten orada olduğunu fakat devlet tarafından bölgenin jandarma ile sıklıkla kontrol edildiğini, geçmişte de birçok insanın oraya girip geriye dönmediğinden bahsetti. Mağara dediğime bakmayın. Birkaç odalı bir yeraltı evini andıran bir yapısı varmış. Fakat girilmeyen odaları mevcutmuş. Ardı ardına odalardan oluşan bu yer bir labirent gibi giren çıkamıyormuş. Bu anlattıklarından sonra orada kesin define olduğuna kanaat getirdim ve kendi ekip arkadaşlarıma bundan bahsettim. Benim gibi onlar da cin peri olaylarına aldırmadılar. En kısa zamanda oraya gitmek için plan yaptık. Fakat jandarma olayı canımızı sıkıyordu. Yakalanmamak için orada bana bu olayları anlatan kişiyle iletişim halindeydik. En uygun günde bize haber verecekti. Kurban Bayramı'ndan birkaç gün sonra beklediğimiz haber geldi ve yola çıktık. Havalar yeni yeni ısınıyordu. Fakat gideceğimiz yer dağ başıydı. Gavur Evleri denen yer Zonguldak'ın bir ilçesinde bulunuyordu. Tam adresini vermiyorum. Zaten oralı olan insanlar bu hikayeyi duyunca neresi olduğunu anlarlar. Neyse, biz üç kişiydik. Kimsenin adını vermiyorum. Takma isim de kullanmama gerek yok. Eski 1994 model L200 marka bir araçla yola çıktık. Zonguldak'a yakın bir ilde bulunduğumuz için 11-12 gibi yola çıktık. Saat 1-2 gibi daha yukarı tırmanmaya başladık. Ekipte ilk kez bir huzursuzluk vardı. Bilmediğimiz birçok yere kazı yapmaya gitmiştik. Fakat bu yere giderken kimsenin ağzından çıt çıkmıyordu. Bu gerginliğin nedenini kimse anlamadı. Yolumuza devam ederken ormanın içinde bir çeşme fark ettik. O an ilk şoku yaşadık. Gecenin o saatinde çeşmenin başında bir ihtiyar su dolduruyordu. İçimizde cimperi korkusundan çok jandarmaya haber gider korkusu vardı. Bu yaşlı adamın bu saatte su doldurması bizi şaşırtmıştı. Fakat biraz da çekindik adamdan. Çeşmenin yanında yavaşlayıp sanki yolumuzu kaybetmişiz de buralara gelmişiz izlenimi vermek için amca merkeze gitmeye çalışıyoruz da buraya yakın bir köye misafirliğe geldik. Orman yoluna girdik. Nasıl ana yola çıkarız diye sorduk. Biz bu soruyu sorduk ama adama daha da yakından bakınca adamın su doldurmadığını,
çeşmeden su akmadığını fark ettik. İhtiyar arkası dönük bir şekilde çeşmeye bakarak duruyordu. Adam sorumuza cevap vermedi. Bu kez daha sesli şekilde sorduk aynı soruyu. La ilahe illallah. Adam bizi duymazdan gelerek yavaş yavaş yürümeye başladı. Yüzünü bize hiç dönmeden ormana doğru gitti ve gözden kayboldu. Buna bir anlam veremedik. Hem jandarma korkusu hem de adamın bu tuhaf hareketleri bizi biraz gerdi. Ama bu kadar yol gelip aradığımız yeri bulmadan geriye dönemezdik. Ormanda arabayla ilerlemeye devam ettik. Fakat belli bir noktadan sonra araba yolu yoktu. Mecburen yürümeye gidecektik. Birimiz dedektörü, birimiz kazma kürekleri, diğerimiz de lambaları aldı. Yolumuza devam ettik. Tarif edildiği gibi kayalıklara gelmiştik. Mağaranın girişini bulduk. Kazma kürekleri girişte bırakıp içeriye göz atmak için birimiz dedektörü aldı, diğer ikimiz de lambaları aldık ve içeriye doğru ilerlemeye başladık. Gerçekten de dedikleri gibi iç içe odalardan oluşuyordu. İlk odayı geçtik fakat ikinci odada dedektör çıldırdı ve alet arama modunda değilken, yani kapalıyken bozulmuş gibi anlamsız sesler çıkartıyordu. Lambalarımız aniden söndü. O anki korkumuzu tarif edemem. Birbirimize çarpa çarpa paldır küldür dışarıya çıktık. Burnumda bir sıcaklık hissettim. Elimi burnuma götürdüğümde elimin kan olduğunu fark ettim. Dışarıya çıkarken bir yere çarptığımı düşündüm. Fakat üçümüzün de burnu kanıyordu. Buna bir anlam veremedik ve ilginç bir şekilde içeride sönen fenerlerimiz dışarıda çalışıyordu. Fenerlerimizin tekrar çalışmasından cesaret bularak tekrar içeriye girmeye karar verdik. Bu kez daha sistemli bir dizilim yaptık. Fenerlerimizin sönmesi halinde daha sakin bir şekilde dışarıya çıkacaktık. Yine ikinci odaya geldiğimizde dedektör çıldırmaya başladı. Fakat fenerlerimiz yanıyordu. Üçüncü odaya girerken fenerlerimiz söndü. Bu kez karanlıkta sanki deprem oluyormuş gibi yer ayağımızın altından kaymaya başladı. Buradan sonrası rüya mı gerçek mi? Hala ben bile emin değilim fakat şundan eminim ki rüya ise üç kişi aynı anda aynı rüyayı gördük demektir. Yok, gerçekse Allah'ıma şükürler olsun ki sağ salim çıktım o lanetli yerden. O karanlıkta her yer sallanmaya başlamıştı. O panikle kafamı çarptığımı hatırlıyorum. Fakat bayılmadım. Yerde yatıyordum. Bir ağırlığın üzerime bindiğini hissettim. Kolunda ve vücudumun farklı yerlerinde sızlama vardı. Hani bir yerinize ince ince çizikler atılır da sızlar ya, aynen öyle. O karanlıkta yerde hareketsizce yatıyordum. Diğer arkadaşlarıma seslenmek istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Ve o zifiri karanlıkta yanımda bir şeylerin hareket ettiğini hissedebiliyordum. Ölümle yaşam arasında bir çizgide olduğumu hissettim. O an aklıma dua etmek geldi. Çaresizce gözümden yaşlar akarken dua ediyordum. Ne garip değil mi? Hiçbir iyi günümde hatırlamadığım Allah'ımı zor günümde hatırlayıp yardım bekliyordum. Ben dua ederken uyudum ya da bayıldım. Tam ne olduğunu anlamadım. Bir süre sonra gözlerimi açtığımda mağaranın ilk odasında üçümüzün yan yana yattığını fark ettim. Uyandık ve birbirimize anlamsız şekilde bakıyorduk. Arkadaşımın boynunda çizikler olduğunu fark ettim. Benim de boynumda ve ellerimde sızı vardı. Ellerimi sıyırıp baktığımda vücudumun çizikler içerisinde olduğunu fark ettim. Dışarıya çıkıp arabanın olduğu yere doğru gitmeye başladık. Yaşadıklarımızı konuştuk. Benim yaşadıklarımın aynısını onlar da yaşamıştı. Yani rüya değildi. Şüphesiz ki o çeşmenin başındaki yaşlı adam ve mağaranın içinde yaşadıklarımız hepsi bir uyarıydı. Allah'a şükürler olsun ki Allah'ın izniyle kurtulmuştuk. Define işlerini bıraktım. Hani derler ya, bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Aynen öyle oldu. Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olayın yaşandığı il Yozgat. Olayın yaşandığı tarih 2005. Küçüklüğümden beri cin ve cin olaylarına meraklı birisiyim. Doğup büyüdüğüm köy konum itibariyle ıssız ve
çorak bir yerleşim yeridir. O zamanlar ortaokulun son yıllarıydı. Okulda ve köyde iki tane yakın arkadaşım vardı. Bir tanesi Sedat, benim uzaktan akrabam olur. Bir de Mehmet vardı. Kendisi biraz sakin ve biraz da ürkek bir arkadaşımdı. Üçümüz de sabahları erken kalkar, hep birlikte okula giderdik. Yine her zamanki gibi üç arkadaş sabah buluşup okula gittik. Okulda derslerimiz bitince dağılıp ev yoluna geçmiştik. Ev yolunda ilk Sedat bizden ayrılıyor. Daha sonra da Mehmet evine ayrılınca ben tek kalıyordum. Evimiz köyün bayağı bir dışında bulunuyordu. Tek başına yanında hiçbir ev bulunmayan bir konumdaydı. Bize en yakın ev 700 metre yakınımızdaydı. Bize en yakın ev geçtikten sonra toprak yoldan evimize doğru giderdim. Eve gelince annem bana hemen evdeki olan malzemelerden, örneğin peynir veya pekmezi, dürüm yapar. Ben de o sırada üzerimi değiştirir, inekleri ahırdan çıkartırdım. Otlatmak için önüme kattığım gibi evimize yakın olan ilerideki dereye götürür, otlatırdım. Sedat da benim inekleri otlattığım yere koyunlarını getirir, hep beraber otlatırdık. Akşam ezanı okunmadan önce annem ve babamın beni tembihlediği gibi eve gelirdik. Günler böyle giderken yine bir cuma günü okuldan çıkmıştık. İneklerin sütünü sattığımız bakkaldan süt parası yerine annemin elime tutuşturduğu alışveriş listesindeki ihtiyaçları alıyordum. Sedat'a, "Sedat, ben bakkaldan biraz kanat alacağım. Bugün cuma, hayvanları otlattıktan sonra mangal çevirelim. Hem de yarın okulu yok. Biraz ortam yapar eğleniriz," dedim. Sedat da, "Olur kardeşim, ben de o zaman kola falan alayım. Yandaki tarladan da ay çekirdeği koparır, keyif yaparız," dedi. Biz bunları düşünerek sevinçle ve hafta sonu olmasına verdiği keyifle evlere dağıldık. Hemen eve gidip üzerimi değiştikten sonra inekleri ahırdan dışarıya saldım. İnekler de benim gibi dışarı çıkmanın ve özgür kalmanın sevinciyle hoplaya zıplaya her zamanki gittikleri dere istikametine doğru otlaya otlaya ilerlemeye başladılar. Ben de hemen kilere gidip gerekli soğan, biber gibi malzemeleri alıp mangal telini heybeme koyduktan sonra anne "biz mangal yakacağız" deyip evden ıslık çalarak ineklerin peşine düştüm. Dere istikametine inekler çoktan girmiş otlamaya başlamışlardı. Ben de eski radyomdan köyde çeken tek frekans olan TRT FM'i ayarlayıp ocak taşlarını dizdim. Derenin başında olan yalnız ağaç diye büyüklerin söylediği ağacın yanına gidip mangallık için odun topladım. 10 dakika sonra Sedat elinde poşetlerle gelmişti. Yanında gelirken Mehmet'i de almıştı. Mehmet de "ben de bir şeyler katayım" gibisinden evden semaverle annesinin yaptığı kekten getirmişti. Kanatları pişirip sohbet muhabbet eşliğinde yemeğe koyulduk. O sırada ben her zamanki gibi yine ortalığa cin mevzusunu atıp konuyu cine getirmiştim. Herkes bir şeyler anlatıyor. Sedat, çoban babasının gece yaşadığı bazı olayları anlatıyor. Herkes bildiği korku hikayesini sırayla anlatıyordu. Bir yandan da semaver çayımızı içip ateşin etrafında muhabbet ediyorduk. O sırada Mehmet birden ayağa fırlayıp "birisi sırtıma dokundu" dedi. Biz de "uğraktır" diyerek gülmeye başladık. Uğrak, bizim yörelerde anlatılan ve insanlara dokunduğuna inanılan cin taifesinden bir varlıktır. Mehmet ayağa kalktığında arkasına baktığımızda bir çekirgenin olduğunu fark ettik. Biz daha da gülmeye başladık. Biz gülmeye devam ediyorduk. Ama Mehmet'in bayağı korktuğu belliydi. "Çekirge değil, çekirge iki kez omzuma dokunamaz" dedi. Biz de Mehmet'in korkusuna verip konuyu geçiştirdik. "Hadi bakalım, doldur şu semaver çayını da içelim. Bakalım tavşan kanı olmuş mu?" deyip konuyu dağıttık. Her neyse, biz laflarken havanın karardığını anlayamamıştık. Akşam ezanının okunmasına dakikalar kalmıştı. Sonra "hadi toparlanalım" deyip Sedat'la koyun ve ineklerin otladığı yalnız ağacın yanına doğru ilerleyince birden ineklerin ve koyunların bir şeyden ürküp
dereden dışarıya hızlıca çıktıklarını gördük. Allah Allah deyip yalnız ağacın dibine kadar yaklaştık. Sonra benim kulağıma bebek ağlama sesi geldiğini işittim. Sedat'a dönerek "Sen de duyuyor musun?" dedim. "Neyi?" dedi. "Duyuyor musun oğlum? Bebek ağlıyor." dedim. Sedat bir iki adım daha atınca "Herhalde gündüz mercimek yolmaya gelenlerin bebeğidir. Alalım. Burada kurda kuşa yem olmasın." dedi. Sedat ileriye doğru hareketlenince kolundan tutarak "Burada bugün hiç mercimek yolmaya gelen hiç şey olmadı. Olsa öğle yemeğine geldiğimde uzaktan görürdüm." dedim. Sonra birbirimize baktık. Tüylerimiz diken diken olmuştu. Arkamızı dönüp Mehmet'in yanına doğru ilerlemeye başladık. Biz ilerledikçe bebek ağlama sesi daha da bir acı, daha bir çığlık ses tonuna dönüyordu. Kulaklarımızın içinden beynimize nüfuz ediyordu. Biz uzaklaştıkça ses ağlamaktan ziyade gülüşmelere, kahkahalara dönüyordu. Biz hemen Mehmet'in yanına gelip dereden çıkan inekleri ve koyunları eve doğru sürerek Mehmet'e "Hadi gidelim Mehmet, dereden çocuk ağlama sesleri geliyor." dedim. Mehmet "Yine benimle alay ediyorsanız." dedi. İnanmak istemedi. Biz de "Bunun şakası olmaz. Akşam ezanı okundu. Hadi gidiyoruz." deyip tası tarağı toplayıp evin yolunu tuttuk. Eve gelince babam beni azarladı. "Sana kaç defa dedim akşam ezanından sonra orada kalma?" diye söylendi. Akşam yemeğinden sonra babaannemin yanına gelip yalnız ağacın orada yaşananları anlattım. Babaannem bu konularda bayağı bilgili birisiydi. Bana orada zamanında çocuğu olmayan bir kadının oraya gelerek değişik bir muska tarzı şeyler gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine ben daha çok irkilmiştim oradan. Gece yatağıma girince rüzgarın çatı aralığından çıkardığı uğultu eşliğinde uykuya daldım. Rüyamda inek otlattığımız yerde ben Sedat ve Mehmet'le oturuyordum. Etrafımız zifiri karanlık ama ilerideki ağacın orada sanki ışık yanıyor gibi sadece orası görünüyordu. Etrafına 8-10 tane kara çarşaflı, uzun boylu varlıklar toplanmış. Her biri ağacın etrafında zikir çeker gibi başlarını ileri geri sallayarak duruyorlardı. İçlerinden bir tanesi bizi fark etti. Bize dönmesiyle o karanlık yüzünde alev alev yanan gözlerini gördüm. Sonra aniden sıçrayıp uyandım. Kendi kendime "Çok kafayı taktım." deyip Nas, Felak ve Ayetel Kürsi'yi okuyup uykuya daldım. Hafta sonu bitmiş, pazartesi gelmişti. Okula gitmek için sabah erkenden Sedat ve Mehmet'le buluştuk. Okul yolunda ilerlerken Sedat'la Mehmet birbirlerine rüyasında gördüklerini anlatıyorlardı. Ben de "Kara çarşaflı kadınlar mı vardı?" deyince ikisi birden bana bakıp buz kesildiler. Aynı rüyayı üçümüz de görmüştük. Okula gidip geldikten sonra yine üç arkadaş hayvanları otlatmak için aynı saatte buluştuk. Ama bu sefer deredeki yalnız ağaç istikametine değil, höyük dediğimiz istikamete, yani tam tersine hayvanları otlatmaya karar verdik. Höyük dediğim yer Hitit, Frikyalılar döneminde yapılmış büyük tepeler. Hayvanları aşağıda otlamaları için bırakıp höyük denilen tepenin üzerine çıktık. Oradan buradan muhabbet ediyoruz ama biliyoruz ki hepimizin de aklı yalnız ağacın oradaydı. Laf lafı açtı derken yine akşam olmuştu. Akşam ezanı okunmadan hayvanları eve soktuk. Mehmet, "Beyler, akşam kör aşırın düğünü var. Oğlu Cebrail evleniyormuş." dedi. Ben de "Oo, yine akşam alem var. Gidip biraz kızlara falan bakarız." diyerek sevinçli şekilde buluşacağımız saati kararlaştırıp evlere dağıldık. Benim evim köyün en sonunda olduğu için evden alelacele yemeğimi yiyip güzel elbiselerimi giyip yola çıktım. Akşam ezanı okunalı bayağı olmuştu. Ama Mayıs ayı olduğu için hava geç kararıyordu. Maksadım hiçbir evin olmadığı toprak yolu hava kararmadan geçmekti. Mehmet'i alıp beraber Sedatların evinde buluşmaktı. Toprak yolu hızlı şekilde geçip Mehmet'in evine vardım. Mehmet'e "Acele et" diyerek söylendikten sonra kulağıma gelen çalgı sesini işittim. Mehmet kemerini bağlayarak içeriden geldi ve montu üzerime atarak
"Oo, düğün başladı bile," dedi. Ben de "Hadi oğlum, çerezler bitecek, bize bir şey kalmayacak," dedim gülerek. Hemen apar topar ayakkabısını giyip Sedat'ların evinin yoluna düştük. Sedat çalgı sesini çoktan duymuş, bizi evde beklemek yerine yola çıkmış bizi bekliyordu. Hemen yolu düşüp düğüne gittik. Eğlendik derken saat gece 11.30 olduğunu fark ettik. "Oğlum, saat gece yarısına geliyor. Hadi artık kalkalım," dedik. Hiçbirimiz saatin çok geç olduğunu fark etmemiştik. Bir an evvel apar topar yola çıkıp evlere doğru ilerlemeye başladık. Geçtiğimiz istikamet üzerinde mısır tarlası vardı. Dolunaydan dolayı etraf hemen hemen seçiliyordu. Mısır tarlası yolun biraz aşağısında kaldığı için gözüm mısır tarlasına ilişti. Tarlanın ucunda 3-4 tane uzun boylu siyah varlığın tarlanın içine koşarak girdiklerini görünce Sedat ve Mehmet'e "Oğlum, tarlaya bir şey girdi, koşun," diyerek sesli şekilde bağırdım. Sedat ve Mehmet hızlı şekilde depar atarak koşmaya başladılar. Bir yandan koşuyor, bir yandan da ay ışığının mısır tarlasını aydınlatan yerlerine bakıyorduk. Tarlanın içindeki mısır koçanları sallanıyor, içindeki birilerinin koştuğu belli oluyordu. Ben bağırarak "Geliyorlar," diye haykırdım. Hepimiz sesli şekilde dua okuyor, bir yandan ağlıyor, bir yandan da koşuyorduk. Uzak mesafedeki bir sokak lambasını göstererek "Az kaldı," diye söyleniyordun. Sokak lambasının altına gidince hepimizin suratı bembeyaz olmuştu. Sokak lambasının altında beklerken sağa sola bakınıyorduk. Bir yandan da yoldan birisinin geçmesini bekliyorduk. Nihayet yonca taşıyan bir traktör ileriden belirince o korku ve adrenalinle adama nasıl el ettiysek adam korkup bizi almadı. Biz de hemen arkasından koşup römorka tırmanıp bizim mahalleye kadar geldik. Olayın etkisinden kurtulmak için birbirimize farklı şeylerden bahsediyorduk. İlk önce Sedat'ın ayrılıp evine gitmesi gerekirdi. Lakin Mehmet "Beni bırakın ilk," diye ısrar edince Mehmet'i evine kadar bıraktık. Mehmet'in evi de çok olmasa da biraz köyün dışındaydı. Sonrasında Sedat bana dönerek "Sen nasıl gideceksin? Evin çok uzakta," dedi. "Vallahi haklısın aslında. Benle beraber gelirsen beraber gideriz bize. Bizde kalırsın bu gece," dedim. "Tamam, sizden bizimkileri ararız. Merak etmesinler, haber veririz," dedi. Tamam deyip yola çıktık. Evimize en yakın olan son evi geçtikten sonra ay ışığı toprak yolumuzu aydınlatıyordu. Tam yolu yarılamıştık ki derenin ucunda duran yalnız ağacın oradaki ışığa gözüm takıldı. "Hey Sedat, sen de görüyor musun?" dedim. "Hey Hakan," diye dikkat kesildi. "Bak, ileride yalnız ağacın oraya bak," diye elimle işaret edip gösterdim. Bir anda nutkumuz tutulmuştu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sedat'a, "Hadi Sedat, geri dönelim. Ben eve gitmek istemiyorum. Bu gece sizde kalırız," deyip geri dönmeye karar verdik. O sırada geldiğimiz yol tarafından Mehmet'in sesini duyduk. "Hakan, Sedat, beni bekleyin. Gitmeyin, beni bekleyin," diyerek bize doğru yaklaşıyordu. Biz de Sedat'la birbirimize bakıp bunun Mehmet olmadığından emin olduk. Çünkü Mehmet asla tek başına bu yolu gelmezdi. Biz de bunun bilincinde olarak birbirimize bakıp eve doğru koşmaya başladık. Eve 300-400 metre kadar kalmıştı. Sağımızda ve solumuzda simsiyah köpeklerin olduğunu fark ettik. Bizi parçalamak istercesine havlıyorlardı. Korkudan nasıl koştuğumuzun farkında değildik. Koşarken artık dayanamayıp çığlık atarak "Anne, baba," diye bağıra bağıra eve doğru yaklaşmaya başladık. Evimizin önünde bağlı bulunan Dayı isminde Sivas Kangal köpeğimiz vardı. Köpeğin boyu normalden çok daha büyüktü. Babam hariç bizleri yanına yaklaştırmaz, tüm aile olarak ondan korkardık. Birkaç defa zincirini koparıp komşu evlerin köpeklerini yaraladığı için babam da daha kalın bir zincirle bağlamıştı onu. Biz eve doğru koşarken arkamızdan hala Mehmet'in sesiyle "Hakan, Sedat, gitmeyin, geri gelin," diyordu. Eve yaklaştığımızda köpeğimiz Dayı'nın bize doğru koştuğunu gördük. Ay ışığının yansıyan parıltısında köpeğin
gri tüylerini görebiliyorduk. Bize doğru öyle bir hızla koşuyordu ki sanki kurt görmüş gibi üzerimize geliyordu. Hangisinden korkup hangisinden kaçmamız gerektiği gibi bir ikileme düşüp olduğumuz yerde donup kalmıştık. Köpeğimiz bizim yanımızdan o kadar hızlı şekilde geçti ki ben ve Sedat'ın hiç orada olmadığımızı düşünmeme sebep oldu. Köpek, Mehmet'in sesinin geldiği yere doğru koşarak bizim yanımızdan hızla geçti. Birkaç saniye sonra köpeğin sanki bir domuzla boğuşuyormuş gibi ciyaklama sesleri geldi. Biz o sırada eve koştuk. Kapıyı tekmelemeye başladık. Kapıyı annem açtı. Bize ne olduğunu sormaya başladı. O sırada babaannem bizim kireç gibi olmuş yüzümüzü görünce hemen içeriye alıp eline Kur'an'ı alıp okumaya başladı. Hemen Sedat'ın ailesine de haber verdik. Bizde olduğunu söyledik. Babaannem okumaya devam etti. O okudukça biz rahatladık. Sabah olunca Mehmet'i gördüğümüzde gece arkamızdan gelip gelmediğini sorduk. Bize, ben dışarı bakamadım o gece, nasıl çıkıp geleyim yanınıza diye söylendi. Daha sonra bizi hocaya götürdüler. Hocanın söylediğine göre o geceki gördüklerimizi yalnız ağaçtan alıp yaktığımız ağaçtan dolayı olduğunu söyledi. Bu olaylardan sonra ailem beni inek otlatmaya bir daha yollamadı. Artık yaptığım her şeye çok dikkat ediyorum. Hikaye bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Her insanın kendine göre derdi var. Kendi isteğimle şükretmekten hiç vazgeçmedim. Ama hayat herkese adil davranmıyor. Kendime ve tam yerimi söylemeyeceğim. Bunun yerine takma isim ve bölge olarak adlandıracağım. Akdeniz'in doğusunda bir köyde doğdum. Babamın zamanında bizim bilmediğimiz, zamanla unutulmuş, kısaca bitti sanılan bir kan davasına sahip. Abim ve ben bundan bir haber senelerce yaşadık. Doğduğumuz köyü memleketimiz bildik. Buranın köylüsü olduk. Tüm köyde bizi sever. Sarıcılık ve hayvancılık yapıyoruz. Ben hayvanlara bakıyorum. Abim de serayla ilgileniyor. Bir gün telefonuma gelen aramayla telefonu açtım. Arayan abimdi. Birisinin onun önünü kestiğini, silah çekip ateş ettiğini anlattı. Ne oldu diye sorduğumda da ona çarpıp kaçtığını söyledi. Şimdi neredesin diye sorduğumda yayla evine kaçtığını söyledi. O an panik olmuştum. Ne yapmam gerektiğini sordum. Eve gidip annemi babamı kontrol etmemi, sonra da babama durumu anlatmamı istedi. Konuşmayı bitirip telefonu kapattık. Birkaç kere aradım ama ulaşılamıyordu. Hızlıca bir yandan bizimkileri aradım. Bir yandan eve koştum. Benim için zaman durmuş gibiydi. Babamın karşısına çıkıp olanları anlattığımda ilk tepkisi bizi nasıl buldular olmuştu. Sonra geçmişteki karanlık anılarını anlattı. Bu sırada muhtarı arayıp bilgi almaya çalışıyorduk ama muhtar durumun şüpheli olduğunu düşünüp kimseye bir tek kelime etmiyordu. Sadece jandarmanın olay yerine geldiğini söyledi. En sonunda öğrendik ki gelen kişi ölmüş. Abim arabayla son gaz adama çarpıp ezmiş. Köyümüzde ve seralardan tarafta kamera olmadığı için kimin yaptığı araştırılmaya başlandı. Tek delil arabanın yerde bıraktığı lastik izleriydi. Zor da olsa arabanın marka modelini tespit etmişler ama o bölgede bu arabadan bir sürü vardı. Bu araştırma zamanını ne yapmamız gerektiğini evde konuşarak geçirmeye karar verdik. Jandarmanın gelip köydeki herkesten ifade alacağını biliyorduk. Annem, babam ve ben topluca karar aldık. Abimin 3 gündür yayla evinde olduğunu söyleyecektik. İfadelerimiz alındığında bunu söyledik. Babam, annem ve benim yerim belliydi. Kişinin buranın yabancısı olması sebebiyle ölümü bir türlü aydınlatamadılar. Köyde söylenti yaymaya başladık. İşte burada hesaplaşmalar oluyor. Sıra sizde. Bize de gelebilirler tarzında. Ayak altından insanlara bu tarz korku ve endişe dağıttık. Malımızı
ederinden az bir fiyata satıp abim ve ben Karadeniz bölgesinde bir yere, annem ve babam Akdeniz bölgesinde bir yere yerleşti. Aslında bu olay dikkat çekti ama ne zaman ikinci bir saldırı geleceğini bilmediğimiz için bunu yapmamız şarttı. Ölen kişinin 4 erkek kardeşi daha vardı. Bizim için hareket edeceklerini çok iyi biliyorduk. Bunu nasıl atlatacağımız hakkında her gün derin düşüncelere dalıyorduk. Babamla annem kendi canından geçmişti. Bizim için endişeleniyordu. Ama biz de onlar için endişe ediyorduk. 20 senedir bu düzeni kurmak için dert çekmiştik. Ama şimdi yeni bir düzen kurmak zorundaydık. Çünkü şu an derdimiz canımızdı. İlk başta aylarca arkamızı kontrol ede ede yaşadık. Ama nasıl bu şekilde yaşayabilirsin ki? Bizi nasıl bulduklarını düşünürken tek aklımıza gelen nüfus müdürlüğünden oldu. Bu yüzden hiçbir şekilde ikametimizi buraya almadık. Köyden insanların cebine para koyup burada elektriğimizi suyumuzu bağlattık. Sadece birkaç kişiye bu durumu anlattık ki ileride başımıza iş gelmesin diye. Bir kez söylenti çıktığı zaman ardı kesilmez. Muhtar, ev sahibi ve bir kişi daha biliyordu. Zamanla bu durumu unutup sıradan yaşantımıza dönmek için çaba gösterdik. Köylü bizi sevmeye başladı. Biz de köye ısınmaya başladık. Abimle ben burada koyun sürüsü alıp hayvancılığa başladık. Hem bu sayede tüfek de alabildik. El altından da bir tane tabanca aldık. Köylü bizimle yaptığı alışverişten hep memnundu. Çünkü eti sütü ucuza, kurban zamanı kurbanı ucuza sattık. 4-5 sene kadar burada bu şekilde yaşadık. Sıradanlaşmıştı hayatımız. Ta ki o gün telefon çalana kadar arayan annemdi ve hüngür hüngür ağlıyordu. Telefonu açar açmaz anladık durumu. Babamızın cenazesine bile katılamadık. Çünkü vuranlar sıra evladınıza da gelecek diye bağırmış. Unuttuğumuz derdimizin üstüne bir de acı yüklenerek dayanılmaz bir hal aldı. Abimle uzun süren tartışmalar yaptı. Bunun intikamı alınmalıydı. Ya da sıranın bize gelmesini bekleyecektik. Ama abim onların hala bizi aradığını, tek taraflı olmayacağını söyledi. Annemi arayıp sürekli bu ailenin kim olduğunu sormakla geçiyordu vaktimiz. Annem de acısının yanında bu aileyi saklıyordu. Anlamıştı bizim de onlara saldıracağımızı. Sürekli yalvardı bize. Ne olur bir de sizi kaybetmeyeyim diye. Annemin yaşadığı yere gidip telefonu atıp hattını kırdık. Gizlice kendi yaşadığımız köye getirdik. Yine uzun bir süre tedirgin şekilde yaşamaya başladık. Öfkem her gün artıyordu. Ne zaman evlenip ne zaman çocuk sahibi olacaktım? Hem evlenirsem akıbetim ne olacaktı? Her zaman tedirgin mi yaşayacaktım? Eşim olursa ailesi bir durumda demeyecek mi bizi kandırdın diye. Aklımda her gün bu sorular vardı. Hayvanlarımızla ilgilenemez oldum. Böbreklerimde strese dayalı rahatsızlıklar olmaya başladı. Bedenim yavaştan çöküyordu. Hissediyordum. Artık bir neticeye kavuşturmak lazımdı bu durumu. Muhtara gidip durumu açık açık anlattım. Bunca zaman bize o sahip çıktı. Şimdi de bir çözüm bulur diye verdiği cevap 40 yıl düşünsem belki aklıma gelirdi. Basit ve iz bırakmayacak bir çözümdü. Bu nasıl aklıma gelmedi ki? Bizim köyün iki köy ilerisinde bir kadının adını verdi. Büyücülük yapıyormuş. Muhtar bunun ne kadar günah olduğunu söyleyerek vermişti adresi. Artık psikolojik olarak buna takılacak değildim. Annem bu duruma karşı çıkacağı için abime konuyu açıp onayı aldım. O hayvanlarla ilgilenirken ben de kadının yanına gidecektim. Yanıma bir miktar para alıp kadının evini sonra sonra buldum. Resmen kapısında sıra vardı. Lüks arabalar, fakir zengin, tomarla insan bekliyordu. Kendi kendimi bu işin olur var diye geçirdim içimden. Akşama kadar sıra bekledikten sonra beni içeri almadılar. Randevu sistemiyle çalışıyormuş kadın. Durumun ciddiyetini anlattım. Ben bunu anlattıktan sonra hemen içeri aldılar. Ben sandım ki iyilikten, zor durumda kaldığından ama işin aslı para kopartmakmış.
zor durumundan yararlanmak için. Olsun, bana sonuç üretsin. Para bir şekilde kazanılır ama huzur parayla satın alınamaz. Eve girip kadının bulunduğu odaya geçtim. Kadının bir gözü mavi, bir gözü kahverengiydi. Göz altına sürme çekip karanlık bir havaya sokmuş kendini. Sadece ona bakmak bile korku veriyordu. Durumumu anlattığımda bana açık ve net cevap verdi. Ya aileyi ya da sülaleyi komple öldürmek gibi iki seçenek. Bunu aklıma yazdım. Annemi sorup konunun aslanı kimlerin bu işte olduğunu öğrenecektim. Nasıl olacağını sorduğumda işin çıkmaza girdiği cevabını aldım. Büyü yaptıracağım kişinin ailesinden birinin kişisel eşyası ya da parçası olması lazımmış. En azından bir resmi. Onların adını bile bilmiyordum. Ama jandarma köyden ifade alırken isimlerini ve soy isimlerini öğrenmişti. Kadın yanımdaki tüm parayı alıp bir süre zaman tanıdı bana. Onlara dair ne bulabilirsem getirmeliymişim. Hiç bulamazsam yine de sor, bir yolla öğreniriz dedi. Eve gelip durumu abime anlattım. Şimdi sıra annemden o aile hakkında bilgi almak vardı. Yeminler ettik. Köyden çıkıp onları bulmaya çalışmayacağız diye. Karşımıza çıksa kim olduklarını bilelim diye soruyoruz dedikten sonra annem onlara fotoğrafından hikayesine kadar anlatmaya başladı. Senelerin anlamsız cinayetleriydi. Bu yaşadıklarımız kim, kimi neden öldürdüğünü bile bilmiyordu. İlk cinayetin ana sebebi bile unutulmuştu. Resmi ve bilgileri aldıktan sonra hayvanlara çoban kiralayıp büyücünün evine gittik. Son müşteri gidene kadar bekledik. Hava kararmaya yakındı. Evine girip karşısına oturduk. Elimizdeki bilgilerin yeterli olup olmadığını sordum. Yeterli olacağını söyledi. Kadının söylediği rakam tüm mal varlığımız kadardı. Sanki hesaplayıp bunu söylemiş gibiydi. Ama bunu ödersek biz sokakta perperişan kalırdık. Yine hayatımız allak bullak olacaktı. Abim bu kadar parayı ne yapacaksın diye sorduğunda kadın bak etrafına kendim için harcıyormuş gibi gözüküyor muyum? Bunu iki alemdeki yardımcılarım için bir de kendi yemem içmem için kullanıyorum dedi. Başka bir kolaylık sağlayıp sağlayamayacağını sorduğumda ödeyebileceğimiz bir rakam ve şu teklifi yaptı. Kabul ederseniz yanımda kalacak, sizin gibi bu teklifi yapacak biri gelene kadar benimle yaşayacak, yaptığım işe yardım edecek, hayatımızı idame ettirecek kadar para vereceğini söyledi. Hatta birimizin bile yeterli olacağını söylediğinde direkt atılıp kabul ettim. Birinin hayatı mahvolacaksa bunu üstlenebilirdim. Abim anneme de bakardı, kendisine de. Ben de bakardım ama bu stresi artık yaşamak istemiyordum. Abim birkaç gün düşünme süresi istedi. Yolda bu konuyu uzun uzun konuştuk ama bir türlü sonuca ulaşamıyorduk. Annem zaten kahroluyordu. Bir de böyle bir şey yaptığımızı duyarsa kahrından ölürdü. Annemi iyi tanıyorum. Böyle bir şey yapacağımıza kurşun yiyip ölmemizi isterdi. Bu durumu ondan gizli ve onun onayıyla nasıl yapabilirdik? Onun kulağına gitmeden nasıl iki köy uzakta yaşayacaktım? Hem anlaşmadı ki bizim gibi çaresiz birisi nasıl denk gelecekti? Kafam çok doluydu. Abimle bunu sabahtan akşama kadar düşündük. İkinci günde düşünürken benim aklıma fikirler gelmeye başladı. Resmen şeytan bu iş için bana yardım ediyordu. İlk olarak annemin iznini almak için farklı bir şehirde, bir köyde, besi çiftliğinde çalışacağımı söyledim. İkinci olarak abimi kadının yanında olacağım sürede tanınmamak için kendimi gizleyecek şekilde giyineceğimi. Son olarak da kendi düzenini kurduğunda benim için çok muhtaç, zor durumda bir insan arayıp kadına getirmesi için ya da kandırması için anlaştım. Planı yapmıştım. Şimdi uygulama zamanıydı. Kadının yanına gidip şartlarımı sundum. Ne dediysem kabul etti. Onun bu hali bende şüphe uyandırıyordu. Yanındaki kadınlar benim anlaşmamı kabul ettiğimi duyduktan sonra arkalarına bakmadan koşarak evden gittiler. Keşke onlarla konuşabilseydim. Ne kadar beklediklerini merak ediyordum.
Evin ikinci katında tahtadan bir yatak gösterip burada kalacaksın. Yarın da çalışmaya başlayacaksın dedi. Sabahın beşinde özel misafirler gün boyu da normal misafirler gelir dedi. Benim derdimin çözümü için bir ay sonrası için tarih verdi. Bu süreçte hazırlık yapacağını, neyin nasıl olacağını anlattı. Sonra ilk gecemi geçirdim bu evde. Resmen kabus gibiydi. İlk başta cin olduklarını bilmediğim varlıklar benim için özel bir gece düzenledi. Onlarca cin kabul töreni gibi bir tören yaptılar. Neler yaşadığımı anlatmak istemiyorum. O anları düşündükçe ellerim titriyor. Benim için en uzun ve en kötü geceydi. Her şeyin bedeli vardı ve bu çok ağır bir bedeldi. İlk hafta birçok şey öğrendim. Nasıl randevu aldıklarını, kimin buraya insanları yönlendirdiği gibi birçok konuda. Bir de cuma ve dinin özel günlerinde insanların gelmeyeceğini, çalışmadığımızı öğrendim. En acısı da burada olduğum sürede asla köyden çıkmayacağımı da. Bunu test edip görmeye karar verdim. Keşke de denemez olsaydım. Büyücünün o kadar marifeti vardı. Neden sözüne uymadım? Köyün dışına çıkmaya çalıştığımda ne kadar ileri, ne kadar geri gidersem gideyim, bir türlü bir adım yol alamaz hale geldim. Takatimin tükendiği yerde bu çıkmazın sahibi cinler beni evire çevire dövüp aynı gün eve götürdüler. Benim için ders olmuştu. İşlerin ne kadar ciddi olduğunu kavramaya başladım. Her gün yeni bir şey öğrenerek zamanım geçti. En sonunda sıra bana geldi. Benim için yapılacak işlemdeydi. Neden ileri tarih verdiğini şu sözlerle açıkladı. Senelerdir böyle güçlü bir büyü isteği gelmediği için tüm vaktini zamanını kapsayacak tarihi verdiğini söyledi. Bu büyüyü yapmak için yanında beni de sürükledi. Köyün dağ ile birleştiği bir nokta vardı. Gece oraya gitmek için yol aldık. Gittiğimde gördüğüm manzara şok olmamı sağladı. Burada yüzlerce mezar vardı. Ama bu kadar ücra bir yerde bir tane bile duvarı olmayan mezarlığın ne işi vardı? Anlam veremedim. Sonra kadından buranın cin mezarlığı olduğunu öğrendim. O bölge onların alemine geçiş yapılan bölgeymiş. Girdiğimizde fark etmedim ama onların bölgesine, alemine girmişiz. Pek öyle hissetmiyordum ama nefes alamadığımı fark ettiğimde durumun ciddiyetini ve doğru olduğunu anladım. Ellerimle kendime dokunduğumda his duygunun kaybolduğunu gördüm. Burada resmen ölü gibiydim. Sabahtan akşama kadar hazırladığı kağıtları bana yaptırdığı çemberin içine koyup anlamadığım sözler söylemeye başladı. Sanki birini çağırıyormuş gibiydi. Çok uzun süre o bu işlemi yaptı. Ben de onun yaptığı şeyleri inceliyordum. Gözlerimle takip ettim. Dört tane kağıda, dört tane insan şeklinde kesilmiş, el ele tutuşur şekilde iğnelenmiş. Üstüne verdiğim isim ve resimleri yapıştırmış. Yani hedefimde ölmesini istediğim kişiler. Burada saatlerce durduk ama bir ses, bir görüntü, bir kıpırtı, hiçbir şey yoktu. Onca vakit baktım, izledim. Bir süre sonra ümidimi yitirmeye başladım ama kadın susmadan devamlı konuşuyordu kendi kendine. Hiç beklemediğim bir anda bir şeyler olmaya başladı. Kağıttaki yazılar bir süre sonra kan şeklini almaya başladı. Çizdiğimiz çember kan gölü olmuştu. Yavaşça büyük kanın içinde kayboldu. Bu olduktan çok kısa süre sonra gri, güneşsiz hava aniden karardı. Sağa sola baktığımda beni dehşete düşüren, yaptıklarımı sorgulatan görüntüleri gördüm. Cinler etrafımızı sardı. Sayıları o kadar fazlaydı ki sayamıyordum. Ne kadar uzağa yayıldıklarını göremiyordum. Bazılarının tırnakları insan boyundan, bazılarının dişleri ama hepsi kambur şekilde duruyordu. Kimisi çok büyüktü, kimisi çok küçük. Bir tane dağdan taraftan adım sesleri gelmeye başladı. Her adım sesinde ortalık sallanıyordu. Giderek yaklaştığında ses daha kadar büyük bir varlık geldi. Aniden normal bir boya kendini küçültüp iyice yanımıza yaklaşmaya başladı. Elinde asa gibi tahtadan bir odun vardı. Başında bir de taç mevcuttu. Bize
Belirli bir mesafe geldikten sonra gözlerime karartı çöktü. Bayıldım. Ayıldığımda başımda büyücü kadın vardı. Tek söylediği, senin istediğin olacak dedi. Gözlerim tekrar kapandı. 3 gün boyunca kendime gelemedim. Uyku halinde kaldım. Ne bir rüya gördüm, ne de bir his hissettim. Bu dönemimi 3 günlük ölü olduğum zaman olarak nitelendirebilirim. Onu görmek sanırım bedenime ağır gelmişti. Ama zamanla düzeldim ve iyileştim. Büyücü kadınla artık ortak gibi çalışıyorduk. Ona alıştım. Onun bilinmeyen yönlerini öğrenmeye başladım. Herkesin olduğu gibi onun da bir hikayesi var ama hemen anlatmaya başlamadı. Ne kadar yanında olsam da güvenmiyordu. Ya da başka bir sebebi vardı. Pek konuşmuyordu. Sadece ihtiyaç halinde ısrarlı sorularıma cevap veriyordu. Abim son geldiğinde artık buraya gelmemesini istedim. Buranın normal bir insana göre olmadığını söyledim. O kadar çok şeye şahit oluyordum ki bunun etkilerinin ona da geçmesini istemiyordum. En sonunda beklediğim ilk haberi alacağım kabus dolu rüyayı gördüm. Bu bana mesajdı. Her şeyden habersiz uyudum. Benim için sıradan bir gündü. Rüyamda büyüğü yaptığımız kardeşler ve anne baba karşımda tabut içinde zincirlenmiş vaziyette duruyorlardı. Bedenlerinde eski tarzda kilitler vardı. Benim elimde anahtar, tabutların arkasında kırmızı gözleriyle cinler belirdi. Ama tabutların önüne gelmeden fısıldıyorlardı. Hepsi bir ağızdan, onların korumasını kır diye tekrar tekrar seslendiler. Titreyen elimle ilk babasının başına gitti. Ona bunu yaparken hiç tereddüt etmedim. Kilidi açtığımda bedenine tabutların arkasında duran birkaç tane cin girdi. Adamın gözleri sonuna kadar açıldı. Ağzından, burnundan, gözlerinden kan akmaya başladı. Hepsine bu işlemi yaptıktan sonra kadına, annelerine geldi sıra. Onun kilidini açarken zorlandım. Bayağı da uğraştım. En sonunda açtım ama kadının gözlerinden yaş akıyordu. Bunun bir anlamı vardı ama o an bilmiyordum. Kadının bedenine onlarcası girdi. Bunun sebebini gündüz büyücü kadından öğrenecektim. Kadın beni görür görmez dün onlar görevlerine başladılar. Yakında neticelerini görürsün dedi. Nasıl görürüm dediğimde zamanı gelince anlarsın dedi. Bu süreçte sıradan işlemleri yapıyordum. Yemek, randevu, temizlik, eksilen malzemeleri temin etmek gibi. Bir gün yemek yaparken etlerin azaldığını gördüm. Normalde et bitmeden düzenli olarak eve birisi et getiriyordu. Ama bu sefer et normalden hızlı bitmişti. Bana telefon defterinde bir isim söyleyip aramamı istedi. O adama sipariş verecektim. Halim vaktim çocukluğumdan beri iyiydi ama bu kadar çok et yemiyorduk. Adamı arayıp eti sipariş ettim. Adam eti getirdi. Parasını ödedim. Yüzüme tiksinerek baktı. Parayı alırken iyiydi de yüzüme bakarken mi kötüydü? Meğersem et domuz etiymiş. Aradan 1 aydan fazla zaman geçmişti. Rüyalarımda artık yaptığımız büyünün görüntülerini görmeye başladım. Sırayla kan davamız olan ailenin bütün fertlerini görüyordum. İlk olarak evin babasını uyurken odanın bir köşesinden onu izlerken buldum kendimi. Başında 3 tane cin vardı. Birisi elini adamın kalbine sokup uyandırdı. Diğeri adamın bedenine girdi. Diğer dışarıda duran ikisi adamın kulağına sürekli bir şeyler söylemeye başladı. Adam elleriyle kulaklarını kapatıyordu ama sesi engelleyemediği belliydi. En sonunda kafasını duvara vura vura bayıldı. Aşırı miktarda yere kan akıyordu. Ertesi gün en küçük çocuğun odasındaydım. Yanında kız arkadaşıyla film izliyorlardı. Romantik bir ortamları vardı. Cinler etraflarında rüzgar gibi, ışık gibi hızla dönüyordu. İlk olarak onlarla eğlenip korkudan delirttiler. Bir süre sonra elektrikler gitti. Karanlıkta görebiliyordum. Kız çığlık çığlığa kaldı. Cinlerden en irisi kızın bedenine girip çocuğu elleriyle boğdu. Bunu diğer cinlerin çocuğun elini tutması sayesinde başardı. Kız ağlaya ağlaya evden kaçtı. Beklediğim ölümler bu şekilde değildi. Neden bunları görmem şarttı? Onu da bilmiyordum. Ertesi gecede
bu rüyalardan birini görecektim. İçimde kan davasından kurtulma neşesi oluşuyordu. Onların başına gelenler hiçbir şekilde bana üzüntü ya da herhangi bir his vermiyordu. Sadece kurtulmanın üstümden attığı stresin neşesini hissediyordum. Ertesi gün ailenin annesi ve son oğlu aynı evde oturmuş ağlıyordu. Gecenin geç saatinde bir tartışma yapıyorlardı ama bir türlü duyamıyordum. Masada bizim resimlerimizi gördüğümde anladım. Bunu bizim yaptığımızı anlamışlardı. Evin annesi yatak odasına gidip tabanca getirip masaya koydu. Arkamdan gülme sesleri geliyordu. Arkamı döndüğümde onlarca cin zevkle gülüyordu. Anlaşma yaptığımız kabile şefi gürültüyle evin ortasında belirdi. İşte o an beklediğim şeyleri görmek zorunda kaldım. Kadının bedenine girip oğlunu vurdu. Sonra kendi kafasına sıkıp kendini öldürdü. Tüm cinler bu olayın ardından evin ortasında toplanıp çıldırmış gibi dans etmeye, gülmeye, eğlenmeye başladılar. Sonunda onların üstüne düşen görev bitmişti. Ama cinlere güven olmayacağını zamanla öğrenecektim. Anlaşmaya sürekli yeni maddeler ekliyorlardı. Benden isteklerde bulunuyorlardı. Zaman ve mekan algımı yitirmeye başladım. Onlara hizmet ediyordum. Yetmiyordu. Üstüne bedenimi kullanmaya başladılar. Uyanıkken rüyada mı, gerçek hayatta mı olduğumu fark edemez hale geldim. Aylar sonra annem yanıma geldi. Bir şekilde burada olduğumu öğrenmiş. Dünyam başıma yıkıldı. Dövdü, saydı, sövdü ama beni oradan alamadı. Artık cinlere hizmet ediyordum. Cehennemi hak ettiğimi anlamıştım. Ne kadar haram, ne kadar günah varsa işledim, işliyorum da. Bundan vazgeçmiyordum. Bedenimin ve zihnimin kontrolünü kaybetmiştim. Artık kendimi kendim olarak görmüyordum. Senelerce burada kaldıktan sonra büyücü kadın bana, "Artık bu işi benden senin devralman gerekecek. Bu yüzden artık müşteri kabul etmeyeceğiz. Sadece seni eğiteceğim" dediği güne kadar. Cinler o günden sonra beni rahat bıraktı. Bedenime her gün bir sembol çizdi. Büyülerin olduğu kitapları alıp her gün ne kadarını öğrenebilirsem okuttu ve anlattı. Yazıları Türkçe değildi ama bir şekilde cinlerin yardımı ile okuyup anlıyordum. Kitaplarda binlerce bilgi vardı. Bilgilerin içinde cinlerin kendi zararına işler de vardı. Ama o kısımları okurken anında unutuyordum. Şimdi onların emrine ben de girdim. Geçtiğimiz aylarda büyücü kadın öldü. Onun laneti beni yaktı. Kan davası gibi ortaçağ duygusu yüzünden cehennemin dipsiz kuyularında yanacağım. Şimdi onlar yaşasaydı sormak istiyorum. Değer miydi? Artık ben de büyücü oldum. Yanımda benim gibi birisi çalışıyor. Ama cinler eskisi gibi üstümde etki sahibi değiller. Gelen insanları önce yaptığımız işin kötülüğünden, sonuçlarından bahsediyorum. Sonra da büyüyü yapıyorum. Hiç şaşmıyor. İnsanlar uyarıya rağmen ahiretlerini bir adama, bir kadına, paraya pula satıyor. Keşke zamanında bir kurşunla ölseydim de şimdiki kişi olmasaydım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olayı anlatan kişinin ismi kendi isteğiyle gizli kalmıştır. Köyümüz iki dağın ortasında kalıyor. Köyümüzde toplam 10 hane var. Çok küçük bir köy. Herkes aile gibidir. Köyde sadece su sorunu var. Evde suları şişelere doldururuz. Bitince dağdan gelen suyla tekrar doldururuz. Tabii buralar gündüz de gece de acayip ıssız ve korkunç oluyor. 23 Ocak 1988. Bu tarihi hiç unutmam. Beni ailesiz bırakan tarih. Olayı anlatmaya başlıyorum. O gün suyumuz bittiği için annem beni birkaç kere uyardı, su al diye. Küçük kız kardeşimi yollayamayacağım için yine kaptım şişeleri. Çıktım dağın yamacına. Su buz gibi akıyor. Hava zaten soğuk. Suyu doldururken ellerim buz tutuyordu resmen. Size kısaca dağı tarif edeyim. Dağın yamacında mezarlık bulunuyor.
eskiden Rum mezarlığıydı. Ne zaman bu mezarlığın önünden geçsem, koşma sesleri duyuyorum. Yani insan koşması gibi değil, çok farklı. O yüzden geceye kalmak istemem sunu doldururken. 9 tane şişeyi doldurup pazar çantasına koydum. Yatsı ezanı okunmaya başlamıştı. Burada ışık olmadığı için fenerle yolumu görüyordum. Mezarlığın yanından geçerken duamı okudum. Ancak öyle bir uğultu duydum ki ayak bağım boşaldı korkudan. Sanki birileri ıslık çalıyor gibiydi. Bir de bizim köyde birçok terk edilmiş ev var. Onlardan biri de dağın en aşağısında kalıyor. Mezarlıktan korka korka aşağıya doğru eve indim. Soluklanmak için bütün kapılarda nedenini bilmiyorum. M harfi yazılıydı. Kapının eşiğine oturdum. Evin bahçesinde incir ağacı vardı. Çok büyüktü incirler. Canım çekmişti. Suları orada bırakıp ağacın yanına geldim. 2 tane koparıp yedim. Daha sonra cebime doldurmaya başladım. O an rüzgardan mı bilmiyorum. Evin camı açıldı. Aldırış etmedim. Koparmaya devam ettim. Bu sefer de anlamsız bir şekilde köpek sesleri duymaya başladım. Ama evden gelmiyordu. Dağdan geliyordu. Kulağıma fısıltı şeklinde sesler gelmeye başladı. Tam emin olamamakla beraber duyduğum şeyler çok farklı sözlerdi. Acaba köyden biri benle maytap mı geçiyor diye düşündüm. Yeter bu kadar incir diyerek suların olduğu yere döndüm. Suları da alıp gideceğim sırada dağın en üstünde, yani suyun olduğu yerde yeşil bir ışık gördüm. Bu imkansızdı. Çünkü orada herhangi bir elektrik direği yoktu. İçimden boşver, neyse ne diyerek indim dağdan aşağıya. Ama bir yandan da korkuyorum. Köpek seslerini duydukça daha da hızlandım. Nihayet köy yoluna varmıştım. Yolda Musa emmiyi gördüm. Evin önünde dik dik bana bakıyordu. Bana katilsin sen dedi. Ne diyorsun sen Musa emmi diye çıkıştım. Bana cevap vermedi. Durdu, durdu. Sonra içeri girdi. Ben de arkasından söylenerek yoluma devam ettim. Eve geldiğimde kapıyı açan olmadı. Kapıyı çaldığım halde hala açan yoktu. Kapıda M harfi yazılıydı. Sanki yeni yazılmış gibiydi. Boyaya da benzemiyordu. Işıklar yanmıyordu evde. İyice şüphelenmeye başladım. Komşulara gittim tek tek. Acaba oradalar mı diye. Ama hiç kimse bana kapısını açmadı. Eve döndüm. Omzumla kapıyı kırdım. Işığı açmamla kız kardeşim, annem ve babamın cansız bedenine rastladım. Her yerde kan vardı. Ambulansı ve polisi aradım. Geldiklerinde beni yakaladılar. Çünkü komşularım benim eve silahla girip hepsini öldürdüğümü söylediler. Cebimden kan aktığını gören polis memuru cebime elini soktuğunda eli kanlanmıştı. Polis tutukladı beni. 15 yıl yattım. Sonra af çıktı. İlk işim bir hocaya gitmekti. Hoca bana önümde incir ağacı olan evin orada yaşadıklarımın bütün bunların sebebi olduğunu söyledi. O gece onları rahatsız etmişim. Hikaye bu kadar. Şimdi diğer hikayeye geçiyorum. Adım Mustafa. Şimdi size anlatacağım olay 2001 yılında başımdan geçti. Mayıs'a doğumluyum. Define işlerine merak salmıştım. Biraz fakirlikten, biraz da görgüsüzlüğümden, 3 arkadaşımı da bu amaçla sürekli peşimde sürükleyip dururdum. Kazmadığımız yer kalmadı. Büyü işleriyle uğraşan İsmail amcaya danıştık. Bize bir kağıt üzerine Arapça harfler yazıp elimize tutuşturdu. Bunu gece yarısından sonra dağlık alana gömün. 24 saat sonra bir horozla beraber gelin dedi. Ertesi gün arkadaşlarla bizim kümesten horoz alıp İsmail amcanın evine vardı. Saat tahmini 23.30 civarıydı. Kapıyı geç de olsa açtı. Gizli gizli gideceğiz dedi. Apar topar giyinip dağın başına vardık.
Gömdüğünüz yer neresiydi? Gösterdik. Oraya varır varmaz, horozu oraya koydu. Kafasına yaklaşıp bir şeyler okudu. Ve horozu bıraktı. Bize, horozun durduğu yeri kazın dedi. İsmail amca, başımızda dua okurken, biz de hemen kazmaya başladık. Kazdığımız çukur, yaklaşık 2 metrelik bir derinliğe ulaştığı sırada yer sallanmaya başladı. İsmail amca kaçmaya başladı. Bizi çukurda bırakıp gidince iş başa düştü. Biraz da ölüm korkusunun verdiği gayretle bir şekilde yukarıya tırmanmayı başardık. Sonra başladık kaçmaya. İsmail amcanın bizden hızlı koşma ihtimalinin olmamasına rağmen ortalıkta yoktu. Işıklandırmamız yetersiz olduğu için mi göremedik bilmiyorum. Üçümüz de korku içerisinde döndük köye. Ama benim aklım orada kalmıştı. Arkadaşlarıma yukarıda cüzdanımı düşürdüğümü söyledim. Yukarı, o yere vardım. Daha az önce korkudan orada bıraktığımız kazma küreklerle yeniden kazmaya başladım. Kazdıkça sanki aynı yerdeymişim gibi, bir santim daha kazmamış gibi hissediyordum. Acayip yorulmuştum. Çukurun tepesinden sesler duymaya başladım. Birileri sanki kendi kendine konuşuyor gibiydi. Aldırış etmeden kazmaya devam ettim. Ancak pek etkisini göremeyince geri yukarı çıktım. Eve vardığımda annem bir adam seni sordu. Çirkin bir adamdı. Sana bu kağıdı bıraktı dedi. Odama geçip kağıdı açtığımda Arapça yazılar ve ben dahil arkadaşlarımın resimleri vardı. Hemen arkadaşlarımın evine vardım tek tek. İmamı uyandırdık. Bize bunun cinnet büyüsü olduğunu söyledi. Yarın yatsı namazından sonra gelin. Bu büyüyü bozalım inşallah dedi. Yolladı bizi. Eve vardığımda durduk yere sinirlenip duruyordu. Anneme bağırmaya başladım. Sanırım vurduğumda. Ama istemsiz yapıyordum bunları. O gecenin sabahı uyandığımda bahçedeydim. Nasıl geldim bilmiyorum. Yatsı namazını beklemeye başladık. Ama bizimkilerden haber yoktu. Evlerine gittim. Hasan'ı aldım. Osman'ın evine gittiğimizde ses seda yoktu. Ağlama sesi duyduk. Evin içine girdik. Osman ağlıyordu. Annesini, halasını bıçaklamış ağlıyordu. Evin duvarına kanlı bir şekilde karalamış. O an sinirimi alamayıp tokat attım Osman'a. Hasan'la beraber onu dışarıya çıkardık. Ambulansla jandarmaya haber verdik. Jandarma Osman'ı götürdü. Cenazeler morga götürüldü. Biz de olayın şokuyla imamın evine vardık. Gelin dedi. Bizi evin yanındaki ahıra götürdü. Oturun dedi. Bir leğene oturduk. Sıcak suyla her tarafımızı yıkadı. Biraz sonra sesler duyacaksınız. Korkmayın dedi. Dualar okumaya başladı. Kulağımda çınlama hissetmeye başladım. Hoca duayı bitirene kadar devam etti. 20-30 dakika sonra donmaya başladık. Hocanın göz hatları mosmor olmuştu. Çıkın gidin buradan dedi. Sonra defetti bizi. Bağırmaya başladı. Eve vardım. Korkudan titriyordum. Evde dolaşan siyah gölgeler görüyordum. Delirmeye başlamıştım. Sabaha kadar uyumadım. Sela okundu. Bizim Hasan intihar ederek öldürdü kendini. Sela bittikten 30 dakika sonra hoca kapıyı kırar gibi çaldı. Elinde Kur'an'la içeriye girdi. İkimizi odaya kilitleyip dua okumaya başladı. Bana tokat atıp dua okuyordu. Bu böyle 10 dakika kadar aralıksız devam etti. Hoca duasını bitirip evden çıkıp gitti. Bana hiçbir şey söylemedi. Sonrasında annem telaşla içeriye girdi. Bana Hasan'ın ve imamın evinde ölü bulunduğunu söyledi ve ağlamaya başladı. Ben o günden sonra uzun bir süre evden dışarıya çıkamadım. Çok kötü günler geçirdim. Şu an sağlık durumum iyi. Evlendim. 3 kızım oldu. Bize bu büyüyü yapan İsmail amcaymış. Define, mal mülk hırsı. Bunların hiçbiri önemli değil. Elinizdekinin değerini bilin.
uzak durun, emeğinizle kazanın. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Kanala üye olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İnsan er ya da geç bu hayatta yaptığı her şeyin bedelini iyi ya da kötü şekilde öder. Adım Okan. Bursa'da doğdum ve büyüdüm. İlkokul, lise hayatım Bursa'da geçti. Baba tarafım Almancı. Babamın ilk eşi yani özannem Türk. Babam ise şu an emekli, Alman bir hakimle evli. Her neyse, aile işlerim biraz karışık. Maddi durumu gayet iyi. Liseden sonra ihtiyacım olmamasına rağmen sırf ortam için üniversite tercihi yaptım. Tercihlerimi benden bir yaş büyük olan Enes'le birlikte yaptım. Enes benden bir yaş büyüktü ama kendi kardeşimden yakındı. O benden önce liseyi bitirip Eskişehir'e turizm işletmeciliği bölümünü kazanıp gitti. Sık sık onun yanına Eskişehir'e giderdi. İkimiz deli dolu tiplerdik. Serserilik anlamında değil, adrenalin tutkusu vardı. Motor hastasıydık. Karalıktan denize atlamak, paraşüt falan. Yani bok yoluna gidecek dersiniz ya, öyle tiplerdik. Neyse, Eskişehir'i ve ortamını çok sevmiştim. Hem Enes'in yanına gitmek hem de Eskişehir'de bulunmak için çıkabilecek bütün bölümleri yazdım. Tercihler açıklandığında beklediğim oldu ve ben de turizm işletmeciliği bölümünü kazanmıştım. Fakat benimki ikinci öğretimdi. Kayıt işlemlerini yaptırıp okula başladık. Eskişehir tepe başında kız erkek karışık bir apartta Enes'in yanına yerleştim. Enes'in yanında aynı bölümden arkadaşı olan Antalyalı Haktan adında bir arkadaşı vardı. Kaldığımız apart 3+1'di. Yani 3 kişi kalacaktık. Zaman geçti. Haktan'la konuştukça onun da bizim gibi deli dolu adrenalin meraklısı olduğunu gördüm. Kafalarımız bayağı uyuştu. Enes tam bizim gibi ev arkadaşı bulmuştu. Fakat başımıza büyük belalar açacak olan Haktan'dı. Tabii o zamanlar bunun farkına varamadık. Her neyse, günler geçiyor. Okul, ev, gezmek, tozmak günümüzü gün ediyorduk. Bulunduğum sınıfta tek arabası olan bendi. Bu da beni normalden daha popüler birisi yapıyordu. Üniversite hayatı tam istediğim gibi geçiyordu. Üçümüzün de aileleri normalin üstünde varlıklı ailelerdi. Rahat batar derler ya, bizimkisi o hesap. Haktan bize göre daha uçlarda yaşayan bir insandı. Dalış yapmayı çok severdi. Gerçek dalış. Ailesinin Antalya'da dalış eğitimi veren bir okulu var. Bizi de hep dalışa götürmek isterdi. Haktan aslen Antalya'da ama ailesinin çoğunluğu ismini vermek istemediğim bir ilde yaşıyor. Bu ilin ismini verirsem anlatacağım olayın nerede yaşandığı ortaya çıkar. O yüzden burayı geçiyorum. Haktan'ın en büyük hayali dalış yaparak büyük bir hazineye sahip olmaktı. Çocukluğundan bu yana yaptığı dalışlardan gerçekten hatırı sayılır değerli eşyalar çıkarmış, bize de gösterdi. Gelelim bizim asıl olaya. Nadiren evde olduğumuz günlerden birinde bir akşam Haktan bizle önemli bir konuda konuşmak istediğini söyledi. Ne söyleyeceğini merak ediyordu. Haktan konuşmaya başladı. Bunların akrabalarının olduğu köyde, daha doğrusu önceden bulundukları köy sular altında kalmış. Devlet sonra bu köyü farklı bir yere kurmuş. Köy sular altında kalınca ölenler olmuş. Sel ansızın gelmiş. Baraj patlamış. Köylü hiçbir eşyasını alamadan kaçmış o köyden. Bu olay yaklaşık 40 sene kadar önce olmuş. Sular altında kalan köyde bazı kişilerin cenazeleri bulunamamış. Haktan bize söyleyeceği asıl meseleye ise konuşmasının sonunda geldi. Haktan uzun zamandır araştırdığını, köyün en zengini olan Emin Ağa diye bir adam varmış. Bu adamın kilolarca altını varmış. Köyün bakkalı, kahvesi, otobüsü hep bu adamınmış. Bildiğin eski köy ağalarından yani. Neyse, bu selden sonra
Bu adam bulunamamış. Sel olayı unutulunca köylüler arasında bir dedikodu dolaşmaya başlamış. Emine Ağa'nın altınları evinin falanca yerindeydi. Ah bir alabilsek falan diye. Haktan bunları anlatırken işin şekli ortaya çıkmaya başlamıştı. Haktan, ben oraya bir dalsam o altınları alırım. Benimle bu işe var mısınız diye sordu. O bunu anlatınca biz kahkaha atarak onunla alay ettik. Deminden beri dinliyoruz. Bu muydu anlatacağın şey? Oğlum sen manyak mısın? İnanma böyle şeylere diyerek karşılık verdik. Fakat bu gülmelerimizi ağzımıza tıkacak şeyleri gösterdi bize. Zamanın gazete küpürlerinden X ilinin X köyünde bölgenin en zengin ağasının cenazesi bulunamadı. Emine Ağa'nın ailesi altınları çıkarana yarısını vermeyi vaat etti. Fakat kimse çıkarmayı başaramadı gibi haberler yer alıyordu. Anlattıklarının ne kadar ciddi olduğunu bize gösterdiği haberlerle kanıtladı. Fakat ben başka bir soru sordum. Ya arayanlar bulduysa, bulamadık dediyse o zaman ne yapacaksın dedim. O da en azından şansımızı deneriz. Hem bizim için değişiklik olur. Size uzun zamandır dalış yaptırmak istiyordum. Bunda değil dalış mı olur dedi. Başta mantıksız gelse de kabul ettik. Ne kaybederdik ki? Haktan her detayı düşünmüştü. Köye yakın bir yerde günübirlik ev kiralayıp gece olduğunda köyün sular altında olduğu göle yanımızda getirdiğimiz 3 kişilik şişme botla evin olduğu bölgeye gidip dalış yapacaktı. Tehlikeli ama heyecanlı bir işti. Hazırlıkları tamamlayıp Haktan'ın söylediği tarihi beklemeye başladık. Köyün yeni kurulduğu yerden göl gözüküyordu. Bu yüzden çok dikkatli olmalıydık. Bizi görenler polise ya da jandarmaya haber verebilirdi. Köye yakın bir ilçede günlük ev tuttuk. Keşif amaçlı gündüz köy ve çevresini gezdik arabayla. Gece olduğunda bizi görmelerine imkan yoktu. Çıkan sesleri duyamazlardı. Dalış birinci gün. İlk gece botla köy camisinin minaresinin yanına geldik. Haktan öğrendiği tarife göre önce evin yerini bulacak. Bottan atlarken her ihtimale karşı çok uzun bir iple elinden bağladık. Geri dönüşü kolay olsun diye olumsuz bir durumda biz de hızlıca çekecektik onu. O gece birçok kez daldı. Kısa sürede bulacağımızı umduğumuz evi maalesef bulamadık. Haktan kapı numarasına kadar biliyordu. Güneş doğmaya başlamadan toparlanıp oradan ayrıldık. Dalış ikinci gün. Bugün Haktan'ın tarımadığı sınırlı bir bölge kaldı. Oraya dalış yapacak. Görüş mesafesi gece daha kısıtlı olduğu için ne kadar güçlü sualtı feneri getirsek de az bir görüşe sahipti. Enes'le biz botta beklerken Haktan ipi sert bir şekilde çekti. Biz de onu çekmeye başladık. Haktan sudan bota çıktığında çok mutluydu. Evi bulduğunu söyledi. Hem çok yorulduğunu hem de yeterli zamanın olmadığını söyleyerek yarın tekrar geliriz dedi. Onun talimatlarına uyarak o günü sonlandırdık. Dalış üçüncü gün. Üçüncü gün gece dalış yerine gitmeden önce Haktan bana dalış malzemelerini tanıttı. Nasıl dalacağımı, neler yapmam gerektiğini, bazı işaretleri anlattı. Bugün benim de dalmam gerekiyordu. Enes dalmak istemediği için ben dalmak zorundaydım. Çünkü artık elin içine girecektik. Çok heyecanlıydım. Birçok kez yüksek kayalıktan atlamış ve tüpsüz derinlere dalmış olsam da tüple ve gece dalmak beni korkutmuştu. Ama bunu belli etmek istemiyordum. Vakit gelmiş, gece çökmüş, karanlık tam istediğimiz gibi her şeyin üzerine örtmüştü. Hayatımın en korkunç gecesi başlamak üzereydi. Botla belirlediğimiz konuma geldik. Haktan evin tam altımızda olduğunu söyledi. Dalış kıyafetlerimizi giydik. Haktan'la birlikte suya atladık. Su, göl suyu olmasına rağmen oldukça berraktı o akşam. İkimiz de belimizden iple bağlıydık. İplerin diğer ucu bota bağlıydı. Suyun altında kalp atışlarımı duyabiliyordum. Çok ileriyi göremesem de evleri seçebiliyordum. Derine indikçe evleri çok net görüyordum. En fazla 10 metre derinlik vardır. Haktan'ı takip ederek yüzmeye devam ettim. Haktan bir evin olduğu tarafa yöneldi. Bu ev iki katlı bir evdi. Ona en yakın evlere baktığımda bu evin
onlardan daha büyük ve yeni yapılı olduğu göze çarpıyordu. Diğer evler yarı ağaç, yarı taşken, bu ev betondan yapılmıştı. Ev iki katlıydı. Haktan ikinci katın balkonunun önünde durup bana içeriye giriyorum, beni takip et işareti yaptı. Suyun altında ona itiraz etme şansım yoktu. Ne işaret ederse onu yapıyordum. Evin içine girdi. Adrenalin ve korku kalbimi adeta patlatacaktı. Evin içine girdiğimizde Haktan çevreyi göstererek araştır diyordu. Evin üst katını birbirimizden ayrılmadan gezdik. Fakat üst katta bir şey yoktu. Alt kata indik. Bu karmaşada bir şey bulmamız imkansızdı. Ben iyice yorulmuştum ve nefes almakta zorlandığımı hissediyordum. Panik yapıyordum sanırım. Haktan'a bunu belli etmeye çalıştım ama gözü beni görmüyordu. Alt katı ararken sanki mahzene açılan bir kapı gibi gizli bir kapı buldu. Oraya girmemizi işaret etti. Tam arkasına bakmadan girecekken bunun ipinden geri çektim. Hayır anlamında kafamı salladım. Çünkü ev iki katlıydı. Bu bodrum ya da mahzen, her neyse, üzerimize kapı kapanırsa geri dönüşümüz olmazdı. Haktan bana sen bekle işareti yaptı ve içeri girdi. Mahzene girili yaklaşık 5 dakika oldu. Fakat hala çıkmadı. İpinden bir iki kere çektim anlasın diye. İpi ikinci çekişimde ip geldi. Fakat Haktan yoktu. Allah'ım, o anki paniğimi, korkumu kelimelere dökmek o kadar zor ki. Girip girmeme konusunda tereddüt etsem de hemen mahzene girdim. Mahzene girdiğimde korkunç bir manzarayla karşılaştım. Yaşlı bir insan cesedi ama sadece sudan dolayı şişmiş. Fakat sanki daha yeni ölmüş gibi. En korkunç olanıysa 16-17 yaşlarında bir kız vardı. Haktan öylece onlara bakıyordu. Adeta dona kalmıştı. Haktan'ın yanına yaklaştığımda hiçbir tepki vermiyordu. Bunu iyice sarstım. Kendine geldi. Ben tam gitmeye niyetlendiğimde bana kızın zincirli olduğunu gösterdi. Kızın elleri ve ayakları zincirliydi. O anı size nasıl tasvir edeyim bilmiyorum. Biz kızın zincirli ellerine bakarken kız aniden gözlerini açtı. Allah'ım sen affet bizi ya Rabbi. O panikle kaçmak için geri yüzmeye başladığımızda mahzenin kapısı kapandı. Ne kadar zorlasak da açılmadı. Kapana kısılmıştık. Suyun içinde dövünürken kafamın içinde yardım edin diye bir ses duydum. Bu sesi duyunca ben duraksadım. Aynı sesi Haktan da duymuş olacak ki. Aynı anda o da durdu. Korkuyla arkamızı döndük. Kızın gözleri açıktı. Bizimle beynimizin içinden konuşuyordu. Tekrar konuşmaya başladı. Senelerdir annem babam beni arıyor. Selden önce bu adam beni kaçırdı. Bir seneye yakın evinde tutsak kaldım. Sonra sel oldu. Annem babam ne ölümü ne de dirimi bulamadı. Beni çözün, bedenimi aileme götürün dedi. Haktan'la birbirimize baktık. Haktan onaylarcasına kafasını salladı. Kızın elinde ve ayağındaki zincirleri çözmek için bir yol arıyorduk. Sonra o Emin denen şerefsizin belindeki anahtarları aldım. Anahtarlar kilide buydu ve onu çözdük. Bizimle bota kadar geldi. Sudan bota çıkana kadar hareket eden kız, bota çıkar çıkmaz yine cansız bir hal aldı. Enes korkudan kendini suya attı. Ona laf anlatacak takatimiz kalmamıştı. Ne olur soru sorma diyerek tekrar bota aldık. Haktan'la ne yapsak diye düşündük. Direkt köye götürürsek bunu kimseye açıklayamazdık. Bu yüzden onu gölün köy tarafına bıraktı. Gölün kenarına gelen biri onu bulurdu. Alel acele toplanıp şehirden ayrıldık. Eskişehir'e varana kadar Haktan'la tek kelime etmedik. Enes meraktan kendini yedi ama yol boyu konuşacak gücü kendimizde bulamadık. Eve vardığımızda Enes'e olanları anlattık. İnanmak istemiyordu. Ama kızı ve aniden cansız bir bedene dönüşmesini o da görmüştü. Anlattıklarımıza inanmak zorundaydı. Köyde daha sonra neler oldu çok merak ediyordu. Fakat şüphe çekmemek için bir süre araştırmadık. Bir iki ay sonra Haktan o köyde bulunan akrabalarıyla görüştü. Belli etmeden ağızlarından laf aldı. Köy çalkalanıyordu. Bulunan cenaze gerçekten de
o köyden bir ailenin kızıydı. Selden önce kaybolmuş, bir daha bulunamamış. Kız sürekli annesinin rüyasına giriyormuş. Anne, ben göldeyim, gel beni al diye. Kızın annesi her gün gölün kenarına gidip kızını bekliyormuş. Bizim cenazeyi bıraktığımız gün kadın kızını kucağına alıp kızım bana geldi diyerek ağlıyormuş köy meydanında. Kızlarına güzel bir mezar yaptırmışlar. Halktan akrabalarına o kızı bizim çıkardığımızı anlatmadı. Anlatsa da kolay kolay kimse inanmazdı yaşadıklarımıza. Aynı kız bir süre sonra bizim rüyamıza da girdi. Bize dualar edip teşekkür ediyordu. Yaşadığımız bu olay bize büyük bir ders verdi. Kendimize çekidüzen verdik. Bu olay üç arkadaşın arasındaki büyük, gizli bir sır olarak kaldı. Haberlere yıllar önce selde kaybolan kızı bulundu diye yansıdı. Olayın aslını bilen sadece biz üç kişiydik. Yıllar sonra da olsa ailesine kavuştu. Emine Han'ın cesedi ise hala orada hesap vereceği günü beklemeye devam ediyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Biz dört kardeşiz. Ben en büyükleriyim. Annem babam ben orta sondayken vefat ettiler. Bir trafik kazasında ikisi de öldü. Dört kardeş çok çaresiz kaldık. Ben büyükleri olduğum için sorumluluk bana kaldı. En büyükleriyim dediysem 13-14 yaşlarındaydım. İki ağam, üç teyzem, bir dayım, dört amcam vardı. Ama inanır mısınız hiçbiri bize sahip çıkmadı. Kardeşlerimle kaldım. Okulu bıraktım mecburiyetten. Çalıştım. Kardeşlerime baktım. İşte komşular çağırırdı beni. Mesela gel benim evimi temizle. Al sana 20 lira. Gel benim camlarımı sil. Al sana 10 lira gibi işlerdi. Allah razı olsun. Uyduruktan da olsa bana para vermek için iş bulurlardı. Akrabalarımızdan evi bize en yakın olan halamdı. Ama hiç yanımıza uğrayıp nasıl olduğumuzu sormazdı. Çok içerlerdim bu durumu. En küçük kardeşim 4 yaşındaydı. O zamanlar bizi yuvaya alacaklar diye çok korktum. Kardeşlerim de beni ayıracaklar diye ödüm kopuyordu. Benden küçük olan kardeşim 10 yaşındaydı. Kardeşimi ona emanet edip işe giderdim. Bu işler kolu komşunun verdiği birkaç saatlik işlerdi. Sürekli uzun işlere gitme şansım yoktu. Kardeşlerim okula gittiği için küçük kardeşime bakmak zorundaydım. Kardeşlerim anne diye ağladığında ben de ağlardım onlarla. Ben de çocuktum. Ben de annemi özlüyordum. Kardeşim bizden çok ağlardı. Küçük kardeşim sürekli kabuslar görürdü. Uyanıp duvara doğru bakarak gittiye ağlardı. Ama duvarın orada kimseyi görmezdik. Bu beni çok korkuturdu. Mesela bir gece kalktı. Su istedi getirdim. Suyu içecekken birden bardağı elinden attı. Ne oldu ablam dedim. Şu adam elini soktu suya. Su pis oldu dedi. Evde adam falan yoktu. Yeniden su getirdim. Kardeşim uyuyana kadar başında bekledim. Sonra gitti mi o adam? Burada mı dedim. Burada dedi. Böyle bir süre idare ettik. Sonra ben 16 yaşıma geldim. Kardeşim yine o varlıkları görüyordu. Annemle babamın eşyaları çuvallarda, yatak odasında duruyordu. Cenazeden sonra teyzemler toplamıştı. O çuvalları açmak istedim. Neden bilmiyorum. Belki elbiselerine sarılacaktım. Ağlayacaktım. Açtım çuvalı. O kadar yıl geçmiş ama çuvalın içinden annemle babamın kokusu geliyordu. Sonra ağlaya ağlaya çıkardım hepsini. Küçük kardeşim geldi yanıma. Beni ağlarken görünce aklı sarmasa da o da ağladı. Geldi kıyafetlere baktı. Yanıma oturdu. Çuvaldakileri çıkartırken içinden bir kutu çıktı. Etrafı süslü, boncuklu bir kutu. Bu ne böyle dedim. İçini açtım. Allah sizi inandırsın. 20-30 tane muska var. Hepsi kapalı, üçgen şekilde. Mum damlatılarak mühürlenmiş. O muskaları aldım. Teyzeme gittim. Teyze, annemlerin eşyalarının arasından çıktı bunlar. Senin bilgin var mı dedim. Benim bilgim yok dedi. Ama yalan söylediğini hissettim o an. Çünkü gözleri doldu. Sanki söyleyecekti de söyleyemedi. Aldım muskaları, geri getirdim. Halamı hiç sevmezdim ama çok açık sözlüydü. Bir şey saklamazdı. Sonra düşünmeden aklına ne gelirse söylerdi. Ona sormak daha iyiydi dedim.
Eğer bir şey biliyorsa bana anlatır. Gittim halamın yanına. Hala, ben bunları evde buldum. Senin bilgin var mı? Halam ne biliyorsa anlattı. Bunlar, annenle babana büyü yaptıranların muskaları. Bu muskaları, annen baban ölsün diye yaptılar. Senin annen, senin baban büyü yüzünden öldü dedi. Bunları duyunca, oturduğum koltuğa yığıldım. Baygınlık geçirdim. Annemle babam o kadar iyi insanlardı ki, kim ne ister benim ailemden diyordum. Annemle babam hocaya gitmemişler. Büyü tutmuş. Ailem öldü benim. Muskaları, teyzem evi temizlerken bulmuş. Kutuya koymuşlar. Nasıl olsa büyü tuttu. Bunlar artık etkisiz oldu. Evde dursun demişler. Biraz da açıp ellemeye korkmuşlar. Demek ki kardeşimin gördüğü şeyler bu muskalar yüzündendi. Hala, benim kardeşim korkuyor. Belki de bu muskalar yüzünden bize de musallat oldular dedim. Halam, bir hoca var ama uzak, nasıl gideceksin dedi. Halamların arabası vardı. Biz götürelim demiyor da siz nasıl gideceksiniz diyordu bana. Ben de, ben giderim, sen adresi ver yeterli hala dedim. Ertesi gün kardeşlerimi tembihleyip bir taksiye atlayıp verdiği adrese gittim. Hocanın evini buldum. Yanımda götürdüğüm muskaları gösterdim. Başka bir şey anlatmadım ama bunları evde buldum dedim. Hoca konuşmasına başın sağ olsun diyerek başladı. Hoca halime acımış olacak ki elinden ne geldiyse yaptı. Hem muskaları açıyor bir yandan da gözünden tek damla yaş süzülüyordu. Hoca dualar edip muskaları bozduktan sonra benim için de ayrıca dua etti. Gerçekten Allah yolunda olan bir hocaydı. Muskalarımı bozduğunu söyledi. Küçük yaşıma rağmen hocaya para teklif ettim ama asla kabul etmedi. Benim edeceğim duanın paradan çok daha değerli olduğunu söyledi. Ben de hocaya dua ederek yanından ayrıldım. Gerçekten de kardeş o günden sonra kabus görmedi. Şükürler olsun ki ben kardeşlerimi tek başıma okuttum. Kardeşlerim büyüdükçe ben de büyüdüm. Ben büyüdükçe daha iyi bir işe girdim. Kardeşlerim büyüdükçe çalışmaya başladılar. Yaz tatillerinde çalışıp okul masraflarını çıkardılar. Şimdi ben 38 yaşındayım. Ben hala bekarım. Kardeşlerim üniversite mezunu oldu. Hepsinin şu an işi var. En son kardeşimi okutup evlendirdikten sonra ben de evlendim. Beni görenler 38 yaşında olduğuma inanmıyor. Çok daha büyük gösterdiğimi söylüyorlar. 38 yaşında olmama rağmen neredeyse tüm saçlarım beyazladı. Ama o kadar mutluyum ki kardeşlerimi kimseye muhtaç etmeden helal parayla büyüttüm. İyi ki böyle kardeşlerim var. Bizim hayatımızı bir büyü mahvetti. O büyüyü yapan kim bilmiyorum. Ne halamlar, ne teyzemler, ne de hoca söylemedi bana bunu. Ben hesabımı ahirete bıraktım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Selamünaleyküm. İsmim Hasan. Benim yaşadıklarımın tümü bir küp altın yüzünden oldu. Dedemin bulduğu o bir küp altın yüzünden. Gel gelelim dedemin bir küp altını nasıl bulduğuna. Babaannem gençliğinde bakımcılık yapan bir kadınmış. Cinler sayesinde dört küp altının nerede olduğunu öğrenmiş. Babaannemin önceleri hiçbir sağlık problemi olmadığı halde henüz 35 yaşında ani bir şekilde ölmüş. Ölmeden önce de dedeme dört küp altından sadece bir küpün nerede olduğunu söylemiş. Çocuklarıma eşit bir şekilde paylaştır diye de tembihlemiş. Ancak dedem o bir küp altını çarçur etmiş. Zevki sefa için harcamış. Babaannemin sözünü dinlememiş anlayacağınız. Şimdi ise bütün köylük geriye kalan o üç küp altının peşinde. Her yeri arayıp tarıyorlar altınlar nerede diye. Şimdi benim yaşadığım olayları anlatmaya başlıyorum çocukluğumdan itibaren. İlk olarak havale geçirmelere başladım. Ve bu sırada babaannem rüyalarıma girip seni yanımıza alacağız, bizim olacaksın diyordu. Tabii ben rüyalarıma girenin babaannem olduğunu duvardaki resimlerden biliyorum. Bir keresinde çok şiddetli bir kulak çınlamasıyla uyandım ve tavana baktım. Tavanda bir takım varlıklar daire çizerek dolanıyorlardı. Garip garip sesler duymaya başlamıştım. Örneğin gecenin bir vakti atlıların koşma seslerini duyuyordum. Çocukluğum hep şiddetli baş ağrıları, burun kanamaları, ateşli hastalıklarla geçti. Hala da devam ediyor. Yine çocukluğumda
bembeyaz bir yılan hep etrafımda dolaşır, bacağıma sarılırdı ama bana zarar vermezdi. Ele ele bir gün bunu yazarken tüylerim diken diken oluyor. Allah şahidim. İster inanın ister inanmayın. Bir arkadaşımla dışarıda sohbet ediyorduk. Önümüzde dümdüz bir arazi vardı. O arazide mezarlıklardaki gibi bir tümsek oluştu ve o tümsekten simsiyah bir adam çıktı ve üzerime doğru koşmaya başladı. Ben de ondan kaçmak için koştum. Ta ki yorulana kadar. Ben yorulup durmak zorunda kaldığımda o adam da durdu. Daha sonra kayboldu. Sohbet ettiğim arkadaşım ise o adamı görmedi. Bana neden koştun, niye gittin diye sordu. İşte yıllardır sürecek olan musallatlı hayatım bu olayla baş göstermişti. Gelelim şimdiki zamanda yaşadığım olaylardan birkaçına. Tanıdık biriyle karşılaşıyorum. Selamlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. O konuştuğum adam gidiyor. Sonra aradan birkaç dakika geçmeden o aynı adam aynı yerden tekrar geçiyor. Yanımdakilere diyorum. Ya bu adam daha demin geçmedi mi diyorum. Yok, biz kimseyi görmedik diyorlar. Kimseyi inandıramıyorum gördüğüme. Evimi yanarken görüyorum. Ama evimin yanına yaklaşınca hiçbir problemin olmadığını görüyorum. Başıma gelecek olayları seziyorum ama net tarihi saptayamıyorum. Ve sezdiğim olaylar bir haftaya kalmıyor başıma geliyor. Doğruluğuna ve dürüstlüğüne güvendiğim, şarlatan hocalardan olmadığını bildiğim bir hoca bana. Evladım, sana yardım etmek isteyen varlıklar var ve sana zarar vermek isteyen varlıklar arasında kalmışsın sen, dedi. Diğer hocalarla görüşmek istediğimde bana randevu veriyorlar ama sonrasında telefonu bile açmıyorlar. Bir gün rüyamı çok güzel görünen bir kadın ve yanında bir çocuk girdi. Bana, bu çocuk ikimizin çocuğu dedi. Ben de neden bu soruyu sorduğumu hatırlamıyorum ama yaşın kaç diye sordum. O da ben 250 yaşındayım, Müslüman değilim. Ben o altınlar yüzünden buradayım dedi. Sen benimsin, sana yaklaşanı rahat bırakmam dedi. Ve kan ter içinde uykumdan uyandım. Gelelim yaşadığım başka bir olaya. Ben gece vardiyasında çalışmak üzere işe giderdim. Eşim de beni uğurlardı. Ben isteyken eşim ağlayarak beni aradı. Sen işe gitmedin mi? Yatak odasında biri yatıyor dedi. Ben de çok korktuğu için babasına durumu izah ederdim. Eşimin yanına gönderirdim. Bu olay defalarca tekrar etti. Yaşadıklarımın arasında belki de en acayip olan olay şimdi yazacağım olaydır. Çünkü cinlerin fiziksel olarak da insanlara çok yüksek güçler uygulayabildiğinin ispatıdır. Hazreti Süleyman'ın cinlere hanlar, saraylar yaptırdığını doğrular nitelikte bir olay. Bir gece yatağımda uyuyordum. Gece saat 3 sularında gözlerimi açtığımda yüzümün tavana değdiğini hissettim. La ilahe illallah diyerek uyandım. Etrafıma baktığımda yatar vaziyette tavana kadar yükseldiğimi gördüm. Bunu fark eder etmez yere düştüm. Tekrar yatağa düşmemle eşim de uykusundan uyandı. O da gördüklerine inanamıyordu. Köyümüzde bir dere var. Bu dere çoğu hikayede korku filminde betimlenen türden bir dere. Yani iki dağın arasında 40 metre civarında uçurumların olduğu, harabe bir değirmenin olduğu bir dere. Köye gittiğim zamanlarda gece bazen oraya gidiyordum. Bunun nasıl olduğunu hiçbirimiz anlamıyorduk. Uçurumun kenarına geldiğimde gözlerimi açıyordum. Bu olaylar günden güne arttı. Artık ezan sesine bile tahammül edemiyordum. Dinden tamamen uzaklaşmıştım. Ezberi bildiğim sureleri artık okuyamıyordum. Yine bir gün uykuyla uyanıklık arasında beyaz çarşaflı bir kadınla erkek yanıma geldi. Bana bizim yüzümüzü görmek ister misin dediler. Ben de evet dedim. Sonra yüzlerini açtılar. Ancak göz bebekleri yoktu. Gözleri tamamen siyahtı ama yüzleri güzeldi. Hocanın dediği bana yardım etmek isteyen diğer zararsız varlıklardı. Artık onlarla tanışmıştım. Size biraz da annemden bahsedeyim. Babam vefat ettikten sonra anneme musallat oldular. Geceleri kendi kendine oynuyordu. Evimizi yakmaya çalıştı. Baltayla halamın kocasını öldürecekti. Adeta delirmişti. Zor durdurduk. Hayatında hiç sigara içmezdi annem. Bize de siz sigara içerseniz hakkımı size helal etmem derdi. Bunu diyen kadın günde en az bir paket sigara içer oldu. Artık etrafımızda hiç komşumuz kalmamıştı. Çünkü annem
komşularımızın ettiği dedikoduları bilirdi ve bunları yüzlerine söylerdi. Yani annem nereden haber alıyor bilinmez, köylünün bütün sırlarını bilirdi. Annem gördüğü kişilere, senin yanında şu var, senin yanında şeytan var diye bağırırdı. Annem kimseyle geçinemez olmuştu. Daha sonra annem de vefat etti. Annemin vefatından sonra köye gitmez oldum. Fakat olaylar benim peşimi bırakmadı. Köydeki diğer akrabalarımla görüştüğümde onların da buna benzer olaylar yaşadığını duydum. Bazen ne yaparsanız yapın, geçmişiniz sizi bırakmaz.